Hoş geldiniz. İleri Üçlü'de yeniden sizlerle beraberiz. İki haftalık bir aramız vardı. Aranın ardından da bu akşam itibariyle tekrar buluşuyoruz değerli izleyiciler. Öncelikli olarak hayırlı kandiller dileyerek programımıza başlayalım. Barış Urdu seven ve Fırat ile karşınızdayız. Bir buçuk saate yakın bir sürede sizlerle birlikte olacağız. Barış Urduseven iyi akşamlar, Fırat Güneyer iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şöyle yapalım. Bir aramız var. Kesintisiz Yapmak adına yayını. O reklam arasını en başta kullanalım. Reklamlardan sonra karşınızda olacağız ve ardından saat 1'e kadar kesintisiz bir şekilde yayınımız sürecek. Bir kez daha hoş geldiniz ileri üçlüye. Etiketimizde ileri üçlü Twitter'da. Önce onu hatırlatayım sizlere. Mesajlarınızı yazabilirsiniz bizlere. Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde grubunda liderliğe yükseldi. Ayakar Larnakay'ı 2-0 ile la geçti ama tabii skordan da bağımsız olarak Özellikle yine coşkulu oyunu, ön alandaki presi, ofansif futbolu ve öne çıkan yine bireysel isimlerle de dikkat çekti. Onlar da Emre Mor, İsmail Yüksek özellikle ve Rossi öne çıkan futbolculardı. Ayakarlanak'a karşısında ve Fenerbahçe'yi konuşarak başlayacağız. Ee, Fırat'la başlayayım. Ee, bu arada Barış Ruhsa hoş geldin bir kez daha. Monaco'dan hoş. geldin. Monte Carlo. Nasıldı Monaco? Hayat nasıl orada? Ayağımın tuzuyla geldim. Ne yapıyor Monaco'lar iyi mi? Yani ben 4 sene önce gitmiştim Monaco'ya. 5 5 sene git, önce. Git, git. Huzurlu. Aa beraber gittik. Beraber gittik evet, evet, evet. Çok zengin. <laughs> çok zengin. <laughs> herkes yani çok başka bir hayat yaşıyor orada. Orada çok sıradan değil mi? Böyle marka veremiyoruz da hani o İtalyan spor araba var ya meşhur. Tabii tabii. Her yer, herkes yani bakkalda Her bile. Yani. Versen var. ne olacak Fırat yani? Ferrari işte yani. <laughs> Sadece, sanki... bak, sanki alınacak mı yani? yani ne, ne olacak? Ya işte ne bileyim orada? ben hani Aa, isim vermiyoruz ya. Ya F1'de yarışıyor işte yani. <laughs> Ama orası ülke gibi değil biliyorsun. <laughs> yani. değil, değil değil. Orada bir pre prenslik, krallık falan o enteresan diyorlar. Beni çok şaşırtan şeydi ya. Stadyumdaki ortamdı. Yani adamlar maça gelmemiş. Neredeyse hani böyle geçerken... Şampiyonlar gibi maçlar da öyle. Ha, bir uğrayım demişler. Ha. Zaten stadyum şey gibi yani. Hani olur ya böyle... Geçerken uğranılacak bir yermiş gibi. He ha, böyle hani şey olur. Apartman zaten o e, spor salonu falan var biliyorsun. Hayatımda bunca yıldır maça gidiyorum en zorlandığım stadyum. Hangi alanda? İçi inanılmaz karışık. Yok yani. Ya öyle, biz öyle. Şöyle rahat etmiştik. Biz yayıncı kuruluştuk o dönemde. Ha, tabii yayıncı ha. aşağıda. Evet. Biz o bakın basın türbününden şeye e, basın toplantısı odasına Çok dolaşıyor. bir kilometre yürüyorsun. Dolaşıyorsun bayağı. İçinde böyle gerçekten apartman dairesi evet, gibi doğru. ama sonu kötü oldu. Tabii. Yayıncı kuruluş olmadığım dönemde de onu yaşamıştım. Evet. Atletico Madrid Chelsea Süper Kupa maçında oradaydım. 4-1. Evet. Falcao'nun şov yaptığı maçtı. Arda Turan vardı, Emre Berezoğlu vardı. Selamlar gönderelim yeri gelmişken bu arada. Peki. <laughs> Söyleyelim. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Ya maçtan öte maçı konuşmaya gerek var mı bilmiyorum. Güç, güçlü bir takım ya değil tabii, zaten. Yani. Fenerbahçe'yi detaylı olarak Fener Fenerbahçe'yi biraz konuşmak lazım çünkü e, bir oyun şablonunu oturtmuş gibi gözüküyor. Nedir o? Çok yoğun bir baskı. Bir fotoğraf da istemişim. O hazır olduğunda o da gelebilir ekrana. Hı. Çok yoğun bir baskı yapıyor. 7 e, kişiyle Önde rakibi çıkartmıyor, offside taktiği uyguluyor, rakibi kendi sahasında sıkıştırıyor ve kazanmaya devam ediyor. E, Yorgiyusun da arkasındaki desteğin sebebi aslında bu oyun. Yani şimdi Beşiktaş kısmında konuşacağız. Beşiktaş Fenerbahçe'nin bir puan üstünde Hı -hı. maç fazlası evet. var tabii ki Beşiktaş. Yani Beşiktaş kazansa bile e, iki puan Fenerbahçe mesela 2 puan öne geçecek ama. Algı nasıl? Jorge işte çok daha yukarıda. Valen İsmail gitmeli mi gitmemeli mi? Aslında bunun sebebi şu. Jorge oynattığı futbolun Fenerbahçe'ye çok uyması. Çünkü bu kulüpler bunu istiyor. Bu camialar bunu istiyor. Böyle alışkanlıkları var belli. Yani artı Avrupa'da da oynattı ya. O çokça maç oynadı Avrupa'da evet, aynı şekilde. O yüzden. Evet. Yani şimdi bu yani Bunları değiştirmek hakikaten çok zor. 120 yıllık kulüplerden bahsediyoruz. Evet. 1900'lü yıllarda kurulmuşlar. Kurulukları gün itibariyle. hücum etmişler. iyi oynamışlar. İyi oynadıkça taraftar sayıları artmış. Taraftar sayısı arttıkça daha iddialı hale gelmişler. Ve 100 yıldır hep kupa, şampiyonluk, başarı ve önde oynayan e, takımlar olmuşlar. Dolayısıyla çok değişen, çok bu değişecek bir durum değil yani. Ve Fenerbahçe'nin DNA'sına çok uygun bir oyun oynatıyor. Zaten bunu gelmeden önce söylemiştik. Evet, Löv... Löv yerine bu adam evet. daha uygun diye zaten söylemiştik. E, e, baskı var. Direkten dönen top var. Kalecinin kahraman olduğu bir maç. işte. standart bir kaleci performansı olsa belki 5-0 falan bitebilecek bir maç. E, tüm bunlara baktığın zaman çok tabii kıymetli bir durum var ortada. Yani Jorgensen oynattığı oyun Fenerbahçe açısından çok keyif verici ve çok kıymetli. Sonuç itibariyle e, hem Avrupa'da hem ligde İyi giden bir Fenerbahçe var. Oyunu alan bir Fenerbahçe var. Özellikle bu tarz takımlara karşı ligde de farklı galibiyetleri var biliyorsun bu tarz. Yani güçlü takım olmadığı zaman da bayağı hurra saldırabilen bir takım var. Arkada boşluk bırakmaktan korkmayan bir teknik direktör var. Bayağı arkası boş sonuçta. Ve bayağı bir sürü maçta böyle oynatıyor. Beşiktaş maçında öyle değildi mesela. Evet. Orada yeni bir oyun daha gördük evet, bence. Gördük. E, tabii ki yani şimdi çok basit bir örnek. Ee, mesela Aykut Kocaman. Hı hı. Kötü hoca mı? Bence değil. Aykut Kocaman bayağı dengeli oynatan, bazen temkinli oynatan, savunma oynatan ama Fenerbahçe'ye kupalar kazandırmış, Avrupa'da yarı final götürmüş. Doğru. Ama sırf oynattığı oyun yüzünden belki de hak ettiği değeri göremiyor. Çünkü büyük camialar bu oyunları kabul etmiyor. Dengeli Tek oyun kabul çeşitli etmiyor. Çeşitli oyunu yoktu işte yani. Evet. evet. İnanılır bir sistem ve sürekli olarak Aynen. böyle oynamak isteyen bir hoca Şimdi var. Bu hoca tam Fenerbahçe'nin istediği gibi oynatıyor. Beşiktaş biraz o sıkıntı yaşıyor mesela. Beşiktaş da istenilen oyunu oynamıyor hucum anlamında. Fenerbahçe bu oyunu oynuyor. O yüzden de e, şu anda sorunsuz bir şekilde devam ediyorlar. Daha hani işte rotasyon kısmını, hocanın kazandıklarını konuşacağız ama e, bayağı parlak bir görüntü var Fenerbahçe'de oyun anlamında istediğin da. İstediğin fotoğraf vardı senin. O az mı senin, acaba yerleşim gel. düzeni Fenerbahçeli futbolcu rakip çıkarken e, önde presi nasıl başlatıyor? İşte ekranda senin bahsettiğin ve istediğin fotoğraf. Rakip takım AYK Larnaka burada kale Hı. vuruşu kullanıyor ve kendi yarı sahasından çıkmak için bir plan dahilinde çalışma içerisinde burada. Şimdi Kader ben Rakip söyleyeyim. sahada dizilmiş. Pas ezberin yoksa, Hı. pas ezberin, ee, çok uzun süredir beraber oynamıyorsan, çok acayip bir topsuz oyun becerin yoksa ki bu özelliklerin birçoğu Türkiye'de zaten birçok takımda yok. Buradan çıkamıyorsun, çıkamazsın zaten çıkamıyorsun da. Yani ee, bu kadar yoğun bir kez zaten ekran gelirse herkes görebilir. Bu kadar yoğun bir baskıya çok iyi bir işte pasörlerin olması lazım. Hızlı forvetlerin olması lazım. Birçok özelliği bir arada bulundurman lazım. Bu baskıdan zaten güçsüz rakiplerini çıkartmıyor. Bunun dışında offside taktiği oynayarak stoperlerini de önde tutuyor. Bir pozisyon var. Oyuncu aslında Bilmiyorum o İsmail Yüksek'in kapıp da var Oplosyonu'nun üzerine konuşalım. İsmail Yüksek topu kapıyor evet. ve atak başlıyor. Hı hı. Ee, orada da mesela adam aslında görüyor arkadaki boşluğu. Fenerbahçe'nin arkasında boşluğu ama opası atıp kafasını kaldırana kadar Fenerbahçe orta sahası basıyor. Yani hem fiziksel anlamda hem teknik anlamda iyi derste çok çalışmış bir hoca var ve şey tarzı çok önemli. Yani ısrarla derbide de Avrupa maçlarında biz favori değiliz diyor. Israrla biliyorsun. Evet. Ya bu bu da aslında ne kadar tecrübeli yani şeyin bence farklı Türk futbolcusunun Türk futbolunun e, biz olduk ya tamam dediğinde bu tarz çok çok işler yaşadığını da farkında. O temkin de önemli. O yüzden de ben iyi bir e, baş, başlangıç yaptıklarını ve hakikaten de Fenerbahçe'nin <laughs> iyi bir uyum sağladığını düşünüyorum hocanın. Barış Rüştüyen kim oynarsa oynasın değişen hiçbir şey olmuyor. Yani sistem aynı şekilde tıkır tıkır işlemeye devam ediyor. Üçlü oynuyor, başka bir şey oynayabiliyor. Dörtte oynuyor. Yine başka bir istediği oyunu oynatabiliyor. Önemli olan bu. Yani netice itibariyle hoca oyuncularına verdiği direktifleri yerine getirmiş bir takım görüyor diye düşünüyorum ben. Ve sonuca ulaştığını düşünüyorum. Hatta buna derbi dahil. Ben derbiden de Jesus'un bir puandan memnun ayrıldığını düşünüyorum. Hem gerek vücut dili hem de maç sonu açıklamaları bana bunu gösterdi aynı zamanda. Ve gerçekçi yaklaştığını düşünüyorum. İletişimin gücünü kullandı aynı zamanda. İletişimin gücü çok önemli karşısındaki taraftarını ikna etmeyi başarmış bir hoca var. Elbette önemli bir karakter olması son derece burada öne çıkan bir husus ama iletişimle çok doğru yaptığını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun genel itibariyle dünkü maçtan da yola çıkarak aynı zamanda? E, dediklerin çok doğru böyle. Ama şöyle yani ben hani e, şunu söylemek istiyorum. Bir kere e, o 96-2000 yılı arasında özellikle Hı. Ve sonrasında da tabii dönem dönem Fatih Terim'in oyuncularla yakaladığı o sinerji, oyuncuların ona olan e, inancı bunu tabii Şenol Güneş'te de hem Trabzonspor'da hem de e, 2002 Dünya Kupası'nda hem Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşarken e, gördüğümüz takımın e, hocasına bu kadar bağlı yoksa Rotasyon işleri bakın. Üçlüyü geçen sene Pereira'da oynadı. Ee, Pereira'da anormal rotasyonlar yaptı. Her maç yaptı. Hatta burada notlarımızda var. 27 maça ayrı kadro ile. bu rotasyon dengeli şöyle, ve planlı rotasyon. Şöyle dengeli planlı ama şöyle oluyor. Oyuncunun hocaya olan inancı, hocanın adalet dağıtımı ve oyuncunun bu adalet dağıtımına olan e, inancı. Bakın ee, geçen sene Fenerbahçe'nin e, son dönemdeki çıkışının e, en önemli mimarlarından iki tanesi kadroya girmiyor. Zays ve Serdar Dursun. Şimdi ikisi de e, herhangi bir sorun yaratmıyor, sorun e, yani öbürlerine zaten yok. Ben hocanın bir kere bu iletişimini çok büyük takdir ediyorum. Zaten burada biliyorsunuz Löv sus mu e, derken. İlk hani ben Jesus olmalı demiştim ama tabii e, burada sorun Löwin'de... yaratmıyor derken Barış ha. sen sorun yaratsan olur. Ha yaratsan olur ama şöyledir hani bazı oyuncuların sorun olduğunu biz görmeyiz. Doğru. Tamam mı? Tamam. Mesela e, bazı oyuncuların sorun olduğunu biz görmeyiz. Ama içeride sorun vardır. İçeride problem vardır. Bu da bazı takımlar da görünür. Zaten oyuncuların yaptığı davranışla da bu. Mesela bazı oyuncular bazı maçtan çıkarlar. Soyunma odasına giderler. Soyunma odasından da çıkarlar. Otele giderler. Otelde takım mı karşılarlar? Mesela. Ee, şunu söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'nin tabii en önemli o Beşiktaş maçındaki o biraz önce çok güzel bir şeye değindin. Hoca şunu da biliyor. Yani kırılgan bir yapıya Sahipti geçen yıla kadar Fenerbahçe. Trabzon maçına kadar yine bu şampiyonluk oranlarında Fenerbahçe'yi önde görülü, görülüyordu. hep Fenerbahçe'ydi önde ama Trabzon maçındaki mağlubiyetten sonra çok büyük bir kırılganlık yaşadı. Bunu daha önceki senede yaşadı Fenerbahçe. Şimdi görüyoruz ki bu kırılganlık yani şu mesajı veriyor. Yani Fenerbahçe maç kaybetse de bu kırılganlık olmayacak mesajını veriyor. Bu çok değerli Fenerbahçe için. Yani oyun anlamında da Alanya Spor maçında özellikle bir teknik direktör şovu izledik. Neydi bu? Skordan bağımsız. Ee, adam ilk yarı önde basarak, her yerde basarak pres yaptı. İkinci yarı topa sahip olup oynadı. Ve şunu dedi bize Türkiye'ye. Ben bu iki oyunu da bir maçta oynarım ve size gösteririm dedi. İki oyunu da iki şekilde oynadı ve gösterdi bize. Şimdi bu çok değerli. Bir takımı 90 dakikada iki kez aynı şekilde iki kez farklı sistemde oynamak, oynatmak çok çok değerli bir şey ve bu önemli bir şey. Şimdi ben diğer takımlardaki oyuncularla teknik direktör ilişkisinin kötü olduğunu söylemiyorum ama burada biraz daha üstte e, eksikleri yok mu Fenerbahçe'nin var? Ben hala Fenerbahçe'nin savunmasındaki o ee, Serdar Aziz geldikten sonra döndükten sonra bana göre Serdar Aziz şu an Türkiye'deki Türkiyeliklerinin en iyi stoperlerinden bir tanesi. Ee, döndükten sonra Gustavo Henrique beklentilerin üstünde mi sence? Yok yani Gustavo Henrique beklentilerin şöyle yani ilk geldiğinde eleştirildi ama Gustavo Henrique yani bu bu işti bu kadar hani kötülemiyorum ama yani bir de bana yani... göre. 2 yıldız vardı. Birisi Tayyip Talha, birisi Henry Chez. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Ee, Serdar geldikten sonra özellikle Fenerbahçe'de savunmada daha böyle bir tok, daha bir diri ee, sadece derbi Bir bir görüntü verdi. Çünkü niye Zalai yerine geldi? Hep burada söylüyordum. Perez'le Zalai aynı anda oynamaz. Sol ayaklı bir oyuncu asla ve asla savunmanın üçlü savunmanın göbeğinde olmaz, sağında olmaz. Bu sol ayaklılar çünkü bir tarafları çok iyi çalışıyor bir tarafları hiç çalışmıyor. O yüzden olmaz. Yani sağ ayaklı adam sol sol stoper oynar. Sağ ayaklı adam sol bek de oynar ama bu sol ayaklarda bir şey var. O yüzden ben Fenerbahçe'nin hani yapısal olarak pozitif gelişimini her hafta üzerine koyduğunu düşünüyorum ve hocanın da geçen de böyle bir bu konuda bir yorumum vardı bazıları anlamadı. Tabii bunda da bu konuyu da birazdan geleceğiz. E, hocanın da Portekizce'den başka bir dil bilmemesi çok avantaj. Kesinlikle de ben onun yerinde olsam öğrenmem. E, özellikle İngilizce konusunda kati süretle... ve çünkü bu e, inanılmaz şeyleri engelliyor. O e, sözleri, o lafları çok iyi bence Fenerbahçe'de bu çok faydalı bir şey. Ee, burada daha fazla derine inmek istemiyorum. Ben e, Jesus ve e, Fenerbahçe'de oynatmak istediği, yaptığı sistem Hı. doğru, güzel gidiyor ancak son cümlemi söylüyorum. Burada Fenerbahçe yönetimi de tabii ki belli ki e, geçen yıllardan ders almış bir de hocanın kariyeri de e, çok önemli. O kariyere de çok önemli bir saygı var. Ancak arkadaşlar e, lig için çok erken bakın çok erken e böyle çok Durum. payeler dağıtmamamız lazım. Yani, Cezus da öyle söylüyor, aynı şekilde söylüyor. Biz, bizi kastetmiyorum, biz hep temkinliyiz Hı. zaten. Yani Ama bu ligin zirvesi için de öyle, ligin altı için de öyle. Hatta PTT ligi alt ligler için de öyle. Çünkü bu ligin kışı var. Ee, ne bileyim bir anda bu sene bakın arkadaşlar çok farklı bir şey yaşayacağız. Bir dünya kupası var, bir gidilecek, bir geri gelinecek oradan uzun süreli sakatları döndürecek takımlar olacak. E, ara transferi iyi geçirecek takımlar olacak. Eee yafasına ee, çok fazla futbolcu gönderen kulübümüz diyor kaçacağız. He yani o yüzden çok fazla böyle erkenden paya dağıtmamak lazım. Burada da Jesus'un çok ince planı olduğunu ben <laughs> görüyorum. E, baskıyı takımından uzak tutuyor. Biz favori değiliz, grupta da değiliz diyor. E, ve bu baskıyı uzakta tutması da Fenerbahçe takımına yansıyor. Çünkü dört büyük takım baskısını biliyorsunuz. E buyur. Bence sadece oynattığı işte şu an ne kadar oynanan futboldan öte e, klişeleri bizim bildiğimiz şeyleri yıkması açısından da enteresan performans sergiliyor şu ana kadar. Tabii ki bundan sonra ne olacağını bilmiyorum ama şimdi ne kadar Premier Lig'i takip edersen et ne kadar Serie A'yı takip edersen et senin futbola bakışını yerellik şekillendiriyor. Doğru. Ne olursa olsun. ya. Yani. Sonuçta biz kendi ligimize bakarak bir şekilde futbolu yorumluyoruz ve belli başlı alışkanlıklarımız var. Nedir o? Türkiye'de üçlü oynanmaz. Hı -hı. Oynanıyor. Haftalardır oynuyor üçlü ve hiçbir şey olmuyor. Nedir o? Büyük takım offside taktiği yapmaz. Bir maçlık ben yapar ama hep yapmaz. Söyleyeyim sana hemen. Son hmm. 6 lig maçında 40 kez rakipler offside'ı yakalamış. Evet bunu da yapıyor. Da. Bunları bu arada bizler de söylüyorduk. Yani kendimiz için bizim için de bir öğreti bunlar. Bir başka şey uzun yıllardır savunduğumuz ee, rotasyon yapmaz abi 11 tane adam olacak orada. O sabit olacak. En fazla 1-2 rotasyon. Rotasyonun fazlası da çok abartı Başarılı olma şansın yok diye hepimiz söyledik. Ama sadece lig olsa da yapamazdı gene bak. Tabii. Yapsa sıkıntı olur sadece ama lig olsa. No, ol ama sonuçta her zaman Avrupa'da oynuyor ki bu takımlar. Tabii tabii elbette bu. Yani tabii. bu kadar yoğun rotasyonda başarılı olması da ya hiçbir Avrupa maçı sonrası hiçbir şey olmuyor. Çünkü devamlı <laughs> 6-7 tane oyuncu Aynen değiştiriyor. Öyle. Ya bizim bu ana, şu ana kadar futbola ilişkin öğrendiğimiz, yaşadığımız şeylerin çok büyük kısmını Adam birer birer hayır olabilir diyor. Hayır Üşlü de oynar büyük takım. Bayağı oynuyor Üşlü ve iyi oynuyor bence Üşlü. Tabii üşü tabii stoperle. E bayağı sağlam rotasyon yapıyor. Yani derbi ya derbi öncesi 6 oyuncu çıkartıyor. Avrupa'ya gidiyor altı oyuncu değiştiriyor. Hmm. E, bunların hepsi büyük işler. O yüzden de yani bu anlamda da ciddi bir öğreticiliği var. Bundan da faydalanmak lazım. Ya yani bizim de kendimizi belki doğru, güncellememiz doğru. lazım. Çünkü birçok konuda bizim de kafamızda işte belli başlı ön yargılar var. Yani şu yapılmaz, şu oynanmaz offside taktiğini de çok iyi uyguluyor. Sezon sonuna kadar zaten böyle bir giderse, şampiyonluk getirirse bambaşka bir şey olacak. Yani garip, enteresan bir durum olacak. Çünkü bütün bildiğimiz futbol klişelerini yıkmış olacak. O açıdan bakıldığında da ben hocanın çok farklı bir yerde olduğunu düşünüyorum. Ben ee, <laughs> Jesus'un yaptıkları arasında sadece bir şeyi ısrarla denemesine rağmen hala olmadığını düşünüyorum. Ya. O da üçlü oynadığında orta dörtlünün solunda Lincoln bence ısrarlı olmuyor. Dünkü maçtaki durumda bir şey yok. 4 1 3 2de hani orada sol içte zaten alışık olduğu oynayabileceği pozisyon ama 3-4-3'te sol kanat bekini oynatmak Lincoln olmuyor. Yani bunu Beşiktaş derbisinde de gördük net olarak. Diğer maçlara da gördük. Lincoln kanat beki olmuyor. Yani o istediği oyunu oynayamıyor. Yani verimli olamıyor bence. bence yani bence onu istiyor yalnız. İstiyor evet yani deniyor şu orada, şu anda. Bence orada Hocanın istediği şey bir oyun kurucu olması. Ben o sana ben, söyleyeyim. Ben katkı yani, verdiğini düşünmüyorum. Sonuç itibariyle orada kim, oynadığı orada zaman. Orada kim oynayabilir? Alioski. Alioski ile Lincoln'u zaten o mevkide mukayese edemeyiz değil mi? Tabii, bence Alioski, edilmez. Alioski, Alioski. çok sağlam bir oyuncu. O oyuncusu, net zaten yani. Bu adam bence, Jorge bence orada gizli bir oyun kurucu istiyor. Başka bir açıklaması olamaz. Çünkü Alioski varken Alioski oynar. Ama ısrarla onu orada oynatması, bir oyun kurucu gibi oynatması ve onu orada oynatınca... O orta sahadaki yoğun presten de onu Tabii. çekiyor. Yani stop işte ön liberolar onun üzerine gelemiyor. Stoperler onun üzerine çıkamıyor. Belki oyunu ekstradan sıkıştığında kurabilmek adına onu orada oynatıyor olabilir diye düşünüyorum. Yani benim için mantıklı açıklama bu. Şimdi, orada iki tane çok önemli oyuncusu var. Biri Alioski Zaten demiştim sezon başı. Hı -hı. Şaşırttı beni Fenerbahçe yönetimi diye. Hı -hı. Perotti'den sonra Fenerbahçe'ye uyan. Yani Fenerbahçe'nin alıştırdığı transferlerden bir tanesi herhalde bir yanlışlık oldu alınırken ee, yani bana öyle geldi. Ee, bir de Ferdi tabi i̇ki, orada iki altı şimdi Ferdi artık oradan kopardı hoca. Şöyle e, doğru e, Lincoln'e gelince şimdi bu oyuncu Fırat'ın dediği de olabilir ama şimdi altyapılarda hocalar çok yetenekli oyuncuları genç oyuncuları çok yetenekli böyle genelde on numaradır bu oyuncular. Bu tarz oyuncuları antrenmanlarda çok uzun süre bizim sadece Hoca çok yapar. Sadi Tekelioğlu ve onun çıkarttığı oyuncular da çok dirençli gelir A takımı. Kenar oynatırlar. Kenar oynayan oyuncu çok yorulur, yıpranır, dayak yer. Yani futbol dilinde. Ve o o tempoyla beraber güç kazanır. Şimdi tabii ki burada Lincoln'un bu gelişimi üzerine kurulmuş bir kurgu yoktur. Ancak ne yapıyorsa eğer Lincoln fizik olarak çok güçlü ferdi seviyesine gelir ise o teknik kapasitesi, o oyun mantığıyla beraber Fenerbahçe çok para kazanır. Bak ondan çok para kazanır. Lincoln'dan mı? Tabii mi? Lincoln'dan. Yani ben Öncesinde daha çok para kazanacağı bir sürü oyuncu var elinde şu anda. Tabii tabii ya zaten onlardan hani ee, onlara zaten geliyor işte Ferdi'ye e, teklif Osai'ye geliyormuş. İşte her ne kadar hocanın bir Osai'ye karşı bir güvensizliği varsa da e, sanırım, Kime karşı güvensizliği? Yani, yani Osai'ye karşı. Mesela Osai Bence değil. Bence Osai'yi oyuna sokuyor. Her soktuğu maçtan sonra Osai'ye çok çok tepki gösteriyor. Son maçta tepki gösterdi gene haklıydı ama bari. Beşiktaş maçında Biliyorsun. da öyle. Evet onu diyorum işte Derbi'de gösterdi de gene haklıydı. Benim gözümün He. önünde olduğu pozisyon. He. Ve az daha hatasından gol yiyecekti ben, derbide yani. Onunla ilgili orada... bir çok kısa bilgi de vereyim. Yok, yok. Beşiktaş aşağıda e, tünelde işte soyunma odasına giderken orada profesyoneller var. Orada evet. çalışanlar var falan. Bunu o sahaya yapmıyor sadece. Hoca Hocanın ta, hocanın tarzı çok sert. Yani sadece o sahaya orada çok dikkat çekti. Orada birkaç tane gördüm oyuncuya o karşı el evet gördüm. Birkaç tane oyuncuya karşı da aynı ya hoca hoca bayağı sert azarlıyor onun tarzı sert o yani. Sert azarladı 30 saniye sonra da yanına çağırdı sakince konuştu, gönlünü de aldı onun. Yok yok, yo. sorun orada işte. Ben güvensiz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Avrupa Kupasında oynatıyor. Şöyle veli. Hocayı. Şimdi şey, burada zaten sahi. bak biraz önce dedim. Oyuncu hocaya e, bu kadar inanıyorsa Hı -hı. ve etkileniyorsa ondan ve onun o adalet dağıtımına bak şimdi O'Sai gibi bir oyuncu geçen sene Fenerbahçe'de ne diyorduk işte O'Sai Ferdi Zayis Crespo şimdi bunlar hani çok e, çok iyi efor pozitif anlamda efor sarf ederek Fenerbahçe İsmail Kartal dönemindeki İsmail hocanın başarısıdır evet. tabii de İsmail hocayla beraber e, ikinci yapıp sonuna kadar Hı hı. maçları kazandılar yani yalnız burada şu var mesela bazen hani bazı şey bazı küçük nüanslarda olsa ben şaşırıyorum şimdi Beşiktaş maçında bütün duran topları çıkana kadar Lincoln varken İrfan Can varken elinde Crespo'ya kullandırması beni mesela şok etti yani böyle seviye bir teknik adamın Şimdi Lincoln değil mi? Avrupa Kupası maçında bir tane oraya vurdu, bir tane buraya vurdu değil mi? Hı hı. Beraber izledik. Topa inanılmaz yükmeden bir oyuncu. Duran top inanılmaz kullanan bir oyuncu. İrfan Can keza öyle. Topla ilişkisi bir belki... İrfan Can kaç defa kullandı derbide köşe vuruşu. Hı. Köşe vuruşun demiyorum. Frikik. Mesela frikikler, kenarlar yakın. Topla ilişkisi Fenerbahçe'de... Burada cepheden kaleye gören pozisyon oldu mu? Direkt kaleye vurulacak Oldu. Bu. Toplu bir tane oldu. Hı. Ama kenarlardan da oldu. Hepsine Crespo geldi. Hı, tamam. Topla ilişkisi belki de ilk 11'inde Fenerbahçe'nin en az yani top tekniği anlamında Crespo. Ya zaten hani orada üst düzey olsa onu Türkiye'de tutmazlar bizde zaten. İnanılmaz. Ben seni zaten. Ha, şey, yani. i̇nanılmaz tempolu, inanılmaz özverili bir oyuncu. Yani ben toparlarsak Fırat'ın dediği olabilir. Yani belki oradan bir oyun kurmak isteyebilir. Yoksa Alioski kimi oynatmaz? Tabii. Dediğim gibi yani ben alındım. Ya, oyun, oyun Ben yanlışlık de. oldu galiba dedim. Yani Ya yani şimdi rotasyon yapıyor. Herkes dinlendiriyor netice itibariyle bir şekilde. Avrupa Kupası ve Lig ligde farklı bir kadro herkes kurmuş haftada bir gibi. maç yapıyor bu arada. Hemen ben hemen. Deyse. Yani bazı stoperler hariç hmm. birazcık. Evet. Salah ve Gustavo Henrique değişmeyen isimleri. Altay ile birlikte kaleci hmm. Bir de Arao da genelde pek değişmiyor. Gerçi son maçta yine Crespo ve İspan yaptı. galiba Arao. hocanın bir açıklaması var. Evet doğru. O da var. Ee, çok bu arada baktım 12 maçta oynamış bu sene. Öyle oynuyor ya. Ben bak 8-11-12 maç. Hocanın Osay'a bir vücut dili var. Herhalde onu istediği şeyler mi Osay'dan başka şeyler mi istiyor? Hani sanki sanki yani bir şey aramıyorum bunun altında da. Çünkü ben Osay'ı çok beğeniyorum. Ben de çok beğeniyorum. Yani Hani bana işte şu anda saça boy da geldi. İşte Rozier hani benim için hep birdir hı hı. Türkiye'de. Hani Rozier işte burada da o sahi saça boy. Çok güzel anket sorusu biliyorsun yani. <laughs> saça ya. Saça boy Osay Saça Boy Roziye hangisini evet. alırsınız diye böyle bir şey. Yani soru. E, hakikaten e, gerçekten yani mesela, bu sene bu senes saşa Boy. Gibi. Saça Boy. ama bu şöyle sene. at başı sene girerler öyle yani. A sen, bu sene gibi değil de mesela hani Genelde yani, hangisini alırsın gibi. falan. Yani, hani ne? üçlü oynuyorsam o Osai hmm. dörtlü oynuyorsam Roziyer Saça Boy falan gibi belki de teknik adamların dili daha şey yani benim e, burada şunu anlatmak istiyorum. eee Fenerbahçe için çok büyük bir pozitif anlamda taraftarın, işte hmm. e, takımın, hocanın, yönetimin hatta basının da Fenerbahçe basında çok büyük bir pozitif bir e, gidişi var, yürüyüşü var. Bu çok önemlidir bu takım için Doğru. başarısı için. Ama sadece Fenerbahçe'ye değil bu sözüm her şey için çok erken başarılı olanlar için de çok erken başarısız görünenler içinde şu anda çok erken bir şeyleri e, kesinleştirmek. Doğru. Fenerbahçe taraftar da ama şey yapmıyor mesela geçtiğimiz yıllardaki gibi şampiyonuz bitti gitti falan diye böyle bir şey yok ve daha temkinli tıpkı Abi, Jesse Soca'nın görüşleri doğrultusunda doğrusu da paralel gidiyorlar yani çok Fenerbahçe taraftar onu hissediyorum. Evet. E, son iki konu bitiriyorum Fenerbahçe'yi hemen hızlı şekilde yorumlarınızı rica edeyim. Emre Mor, Fırat Güneyer şaşırtıyor mu seni performansıyla? Şaşırt. şaşırtmıyor. Beklediğin şey mi yani? Ben diyordum doğru. Kim 3 dört büyük takımında bir şekilde alması lazım. İstanbul'da kalmış bir şey demiyorum Tamam da üç büyük takımda alması Savunma lazım. Savunma yapıyor İstanbul'da. ya. Ben, Savunma yapıyor. Ama hep ya. yapıyordu Veli. Geçen sene çok sert. Bayağı önce sene sert bir Geçen sene Tara yani. yani. bak izlesen. Yapıyordu. 80 metre, 70 metre geri koşuyor. Yapıyor. Zaten onu onu yapıyor onun artık. en büyük özelliği o. En büyük özelliği o değil tabii. En ama en değerli özelliği o. Yani önde tabii ki o yeteneklerini hepimiz süre, biliyoruz. Ama uzun yoktu böyle bir şey. Ama e, kara gümrükte yapıyordu. Kara yani gümrük bunu yapıyordu. ben sana söyleyeyim. Son son bir yıl yaptı. Bir yıldır falan yapmaya evet. başladı. Yani kariyerinde yok normalde. Tabii. Zaten hani Cesus'un onu evet. e, çok tutup sahiplenmesinin arkasında yatanlardan bir tanesi de o. Dün o golü atsa mesela o pozisyonu tamam o Adım, gol olsa. O içinden geçti yine orada. Evet. Yani ya o öyle yaptı mesela orada. ama İrfan Can Kahveci de mesela derbide... Çok net hatırlıyorum. Bir pozisyon var gözümün önünde. E, takip etmesi gerekiyor oyuncuyu. Sakin sakin şöyle koştu. Kim o? İrfan, İrfan Can Kahveci hmm. Beşiktaş derbisinde. Takip etmedi demiyorum. Bence edemedi. Aynı fiziksel performansı göremedim mesela İrfan Can'dan. Olabilir. Ya, Hatta yorgun olabilir. Joao Pedro devamında geriye koştu forvetten. İrfan Can'ı geçti o kovaladı. Bak Joao Hatırladın Pedro... Hatırladın Evet. Bilmiyorum. Evet. evet. Şu Pedro ile ilgili de bir şey söyleyeyim. Bak oyuncu çok klas bir oyuncu. O da Fenerbahçe tarzı transferlerden. Ee, ancak yani oyuncu üstten aşağı kalite de. Yalnız ya bu oyuncuda bir şey ben tespit ettim. Bu oyuncu bak öyle oynayamaz demiyorum ama yüzü kaleye dönük oynarsa sırtı kaleye dönükten çok çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. Yani sanki böyle eğer oynayacaksa, 4-2-3-1 oynayacaksa, Batshuayi'nin arkasında yüzünü böyle, onun yüzünü döndürüp oynarsa, hem takımı, hem Batshuayi, hem kenarları oynatır diye düşünüyorum. Çok klas bir oyuncu. Zaits'in sene sonu mukavelesi bitiyor ve hmm. hoca dün bir açıklama yaptı. Dedi ki, Zaits'in bir problemi yok. ile ilgili tercih tamamen bana ait. Profesyonel anlamda bir sıkıntı yok. Tercih benim tercihim, diyor ile ilgili. Ee, ve belki devre arasında ayrılacağını ben teklif gelirse tahmin ediyorum. Yani Fenerbahçe'nin yolunu ayırabileceğini tahmin ediyorum şu, şu anki arasında. oyun şekline göre Fenerbahçe'de ayrılırsa vay be nasıl gitti? Yani bu adam da gönderilir mi diyeceğin adam var mı? Çünkü bir şekilde herkes birbirinin yerini dolduruyor. Aa, yani işte bak o elbette, çok değerli bir söz söyledin şimdi. Elbette ama. şey önemli. Yani e, elbette çok klas işte belli başlı klas oyuncular var ama şimdi Crespo çok değerli değil mi şu anda? Değerli. Ama oynamıyor, e bir şey olmuyor. Yani normal. Şimdi İsmail diye bir çocuk çıktı orada, acayip. İnalımaz bir top oynuyor. Böyle sonuçta. devam etsin. Sene sonu gelecek teklif minimum evet. 15 milyon avro söylüyorum bak. Yani. Evet. ya o yüzden ama hani Zay's çok Zay's, değerli olsa da Zaycev gibi bir oyuncuyu da bulamazsınız bedava. Doğru, last doğru. Last doğru. Oyuncu, Bence sistemine uyan bir oyuncu değil. Kendi oynatma sistemini uyan. Ben yo, öyle düşünüyorum. Uyu, uyu, ben Zaycev ben, ben çok iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum ama. Yani, yani. Fenerbahçe'nin de böyle illa kal demeyebilir yani. Bence öyle gibi geliyor bana da hmm. yani öyle demeyecek gibi geliyor. Ay Fenerbahçe'de bence Zayis her sisteme uyar. Çok klas bir oyuncu. Bence de klas bir Orada oyuncu. Orada evet. o bölgede o bölgede Veli şimdi 2 3 4 3'te 2 2 kişi kullanıyor orada. Tamam evet. İşte şu anda oradaki direnci arttırmak için tabii ki e, Arao Arao'yla şey Crespo oynuyor. Crespo oynuyor. Dün İsmail evet. Crespo oynadı. İsmail Crespo oynuyor. Arao yani orada belki Zayis'i hani çekiniyordur biraz daha direncim düşer Tabii, mi? Sistemle gidiyorum Zeiss'den şu dolayı ama Zeiss öyle hani sisteme uymuyor da bırakalım uzatmayalım sözleşmesini diyeceğin bir e, oyuncu değil. Çünkü onu başka diyorsun o yüzden, mesela Jesus olmazsa başka hoca geldiğinde mesela. O da olabilir bir de Jesus'un uyar yani. Jesus da uydurur onu. O da Jesus'un sistemine uyar. Orada Formalı çünkü Zayis çok özel bir oyuncu. Gerçekten özel bir Katılıyorum. oyuncu. Katılıyorum. Aynı fikirdeyim seninle. Yani de. 6, 8, 8, buçuk, 9, 10 oynayan Haklısın. klas bir oyuncu yani. Peki Fenerbahçe ile ilgili kısımları noktalıyoruz. Beşiktaş'a geçiyorum. Beşiktaş'ta tabii en çok merak edilen konu derbide de oyuna girdikten sonra bir anda bambaşka bir görüntüye bürünmesini sağlayan Beşiktaş'ın Raşit Gezel. <laughs> Evet. Raşit bu hafta oynayacak mı, oynamayacak mı? Oynamay Önce buradan başlayalım ki izleyicilerimiz Beşiktaşlılar özellikle çok fazla merak ediyorlar. Çünkü ben hemen direkt şöyle paslayayım sana. Hı -hı. Ben hadi ilk 3 diyeyim. Bence bir de 3 diyeyim ben. 3 oyuncudan bir tanesi diyeyim. Süper Lid'de fark yaratan bana göre bir numaralı oyuncu ama unuttum olabilir. 3 oyuncudan biri diyeyim ben. Öyle futbolcudan bahsediyoruz. Oğlunu tabii ki Beşiktaş başka oluyor olmadığında başka oluyor. O yüzden merak ediyor herkes oynayacak mı? Oynamayacaksa eğer nasıl bir çözüm bulunacak? Ağrısı var. Devam ediyor ağrısı. Geçen hafta risk mi aldı? Risk aldı ve o riski de korkarak alıyor bu arada. Kendi çünkü sakatlığının uzamasından korkuyor. Yani öyle gezel öyle bir şeydi ki ruhandı ki bir yandan acayip bir taraftar desteği, taraftar onu çok seviyor. Bir yandan çok sahada olmak istiyor. Bir yandan da Sakatlığı uzamasından çok korkuyor. Yani takımdan uzak kalmaktan. Uzak bu. Ayak parmağının altında bir sıkıntı var ve hep yere bastığı için de o bir türlü böyle çok rahat geçebilecek bir hmm. şey değil ve ya o tedaviyle geçilecek hemen bir şey değil yani. Değil, ya. Dinlenmeyle geçecek. Ya yani öyle bir şey ki bu e, zamanla aslında geçebilecek bir şey. Böyle bir işte kas sakatlığı da de değil. Enteresan bir sakatlık. Onun geçmesini bekliyor. Ayağında ağrı var. E, o yüzden de İlk 11 çıkmayacak. Bence mesela Beşiktaş rahat bir maç geçirirse hiç çıkarmazlar diye düşünüyorum. Yani Giresun maçı işte Beşiktaş'ın istediği gibi gittiği işler. 2 oldu 3 oldu asla atmazlar oyuna. Yani olabildiği kadar onun dinlenip tam o parmandık sıkıntının geçmesini bekliyorlar. Tuna Akdemir bize bir muhtemel 11 gönderdi. Nasıl Hı. bir 11 olacak da merak ediliyor. E, hatta ilk vereceğimiz muhtemel 11'in üzerine bir de Tuna bana bir bilgi olarak da söyledi. Onu da paylaşayım izleyicilerimize. Ersin Kale'de savunma dörtlüsü Roziye, Tayyip Talha, Sayıs, Tayfur. sol bekte. orta sahada Joseph, Delali, Ali, Jetson. Sol kanat Redmond, sağda Muleka, ileride Vegors. Burada tabii ki şimdi birçok kişi merak edebilir neden Masuak'un yerine Tayfur diye. Salih Uçan sakatlığı dolayısıyla oynayamayacağı için 3 yerli kuralından dolayı da Burada Musak yedek kulübesinde Tayfur 11'de görünüyor. Cenk beklentisi de var tabii. Cenk oynar mı, <laughs> oynamaz mı ilk 11'de? Redmond'un yani. yerine mi? Evet, Redmond'un yerine ya da ya da yerine. Ya da Mulekan'ın yerine Cenk ilk 11 çıkmayacak. Cenk 11 çıkmayacak. Aha, bu kal büyük yani %90 bir terslik olmazsa bir problem olmazsa bu kaleci çıkar diye tahmin ediyorum ben de. Çünkü e, şimdi arkası hani Tayip Talla Özellikle Tayyip performansı çok, çok iyiydi. Çok beğendim. Bence maçın en iyisi O yüzden vermiyor. orayı bozmaz artık bu saatten sonra diye tahmin ediyorum. Wellington falan denemeleri asla olmaz. Orada bir sakatlık olmazsa. E Uzi'ye zaten tartışılmaz bir isim. Masu aslında hoca da tutuyor. İyi oyuncu ama işte bu yerli kısmında feda edebilecek şu anda ilk isimmiş gibi gözüküyor. Çünkü ee, iyi bir Salih yok şu anda ortada. Salih yok, evet. Ee, Umut da, Tayfur da, Umut da şey oyuncular. Önemli oyuncular. Tabii. Tayfur da enteresan bir şekilde nerede oynasa öyle zaten Verim, Veriyor. O yüzden de benim de tahminim bu kadronun çıkacağı yönünde. Tayfur Beşiktaş'ın ümit devalası. Tam bir joker. Evet ya sağ var. bek, sol bek, merkez ortası, her ya yerde. Ümit Daval olmak kolay Biraz, biraz yani kastettiğim ya. şeyin ne olduğunu sen de biliyorsun. Boris ümit de ben. Bu kadar demedim ben. vermeyin. Bak bulduracağım 24 Temmuz bu sefer o işte. Sen, sen Joker'i de yine de. Evet. Ta, Ümit Davala biraz ağır Mütte örnek. Ümit Davala olmak kolay mı ya? Şey, ne oldu ya? Yani, he 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 he. Ümit Davala yani. bu ya. Tamam, Diyarbakır'dan gel, kahretmen gel, kahretmen gel Milan'dan Galatasaray UEFA bon. Nereden o sadece gittim ya? <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Peki çok, e, şunu... Çok bonkörsün Veli. Valerian İsmail. Sever Barış'ın sen bu konuyu Ben seninle başlayayım ben. Benle ne başlıyorsun? Ben de dedim ki... Valerian İsmail konusunu <laughs> seversin diyorum hani o anlamda. <laughs> Eleştirilmesi. Sen de eleştirdin galiba. Bana kadroyu içerisinde. sormadın, gösterdin. Hiç ben de belki bilgi belki olarak paylaştın iki sadece. İki cümle söylerdim. Ha, tamam, peki o zaman kadroyla tamam, ilgili yorumunu alayım. Ilgili. Ben şöyle bir cümle söyleyeyim de tekrar hani Fırat ben burada Tayfur'u orta sahada geçen beğendim. Yani orada eğer illa bir Türk tercih edecekse Umut Meraş'ı oynatıp solda Tayfur'u orta sahada e, oynatmasını daha doğru buluyor. O zaman 4 yerli oluyor yani ha? fazla 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 oluyor. Ha sen Masuak oynasın, Tayfur ortada o, mı oynasın diyorsun. Ama Masuak o, o, oynasın, oynasın hani diyorsun hani. Sen. Eğer Tayfur orta sahada Tayfur hani oynasın hani diyorsun. Şey, Tayfur oynamay oynamayacaksa Tayfur'u hani oraya zorlama sol orada orijin bir sol bek var zaten. Masuak'ın dışında Umut Meraş var. Ama Tayfur'u orta sahada düşünebilir. Masuakuyla bozmaz savunmayı Getson'u evet. oturtup e, daha hareketli bir orta saha yapabilir. Hocanın <laughs> Deli Ali konusunda şeyi var, e, ısrar var. Tam Deli yani Ali oynasın. Ben Getson'u de. otursun dedim. Getson da ama geçen maç gider girmez bir dinamizm kat, <laughs> önemli oyuncu o da. O yüzden de Böyle çıkar diye tahmin ediyorum ben. Valerian İsmail, e, sen de maçtan sonra biraz eleştiri tarafındaydın ağırlıklı olarak. <laughs> Şimdi Ele iki, iki farklı görüş var. Hangisi ağırlıklı ben tam tart tartamadım açıkçası. Şimdi bak ben sana bir söyleyeyim. Önce bir başka bu konuya gireyim Buyur. de. Ee, eleştiri eleştiri yazdım TDK'ya, Türk Dil Kurumu'na. Tamam. Ne olduğunu o kim eleştirinin. Ee, eleştirmek bir konu hakkında olumlu ve olumsuz düşünceleri ifade etmek ve bunları ifade ederken o işi yapan kişiyi daha ileriye taşımayı amaçlamaktadır diyor. Eleştirinin karşılığı Çok bu. Güzel yazılmış. Yani olumlu, olumsuz düşünceni ifade et. Bunu yaparken de o işi, o kişiyi daha ileriye taşı. Eleştirmek, bir kişiyi yok etmek, bir kişiyi görevden aldırmak, bir kişiyle ilgili e, kötülük falan değil. Korkunç bir e, eleştiri karşıtı bir topluluk var Türkiye'de. Hı. Her kulüpte, her takımda, milli takımda, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon her yerde bir eleştiri kültürüne karşı garip bir durum oluşmuş vaziyette. Acilen ilkokul müfredatına koyulması lazım Güzel. bu hikayenin. Çünkü e, belli ki biz bir nesili bu konuda kaybetmişiz. Evet, evet. Görüyoruz yani. Bu konuda e, ben de bir şey söyleyeyim. En azından bu eleştiri kısmını bizim bir çözmemiz lazım. Çünkü ya yani Valerian'ı İsmail'i eleştiriyorum korkunç bir tepki. Vay sen destek vermiştin de şöyleydi böyleydi falan filan nasıl eleştirirsin? İşte Şenol Güneş'i mi istiyorsun sen? Hemen ilk soru Şenol Güneş'i mi istiyorsunuz? <laughs> Gelmez Kunt, Şenol Hoca. Kuntz'u, Stefan işte eleştiriyoruz. Sergine getirmeye çalışıyoruz. Sen diyor 3 ay önce şöyle tweet atmıştın. 5 ay önce şöyle tweet atmıştın. Yani Faryo adlarını falan yeniliyoruz. Yine ona bile eleştirmeyeceksin diyor. Sen geçmişte destek vermiştin. Hoca ile ilgili, Abdullah Avcı ile ilgili bir eleştiri tweet e attım. İşte açıklaması ile ilgili, hakem açıklaması. Vay efendim hocamız şöyle, hocamıza sen şöyle diyorsun, böyle diyorsun. Ya şimdi Abdullah Avcı bugün mesleği bıraksa, Trabzon değil mesleği bıraksa adı o tarihte yazılacak artık. Yani ya Abdullah Avcı'nın hocalığını falan tartışacak halimiz yok. Şampiyon yaptı. Çok da büyük bir şampiyonluk kazandırdı. Ve biz geçen senin 5. haftasından itibaren Trabzonspor hak etti planladı, oldu vesaire. Burada Şubat mı Mart mı diye Aynen. Mart Nisan iddiaya girdik Geçen beraber. Geçen sene hakem konuşuluyordu. Hakemler makemler her seferinde şunu söyledik. Hakem falan değil iyi oynuyor, en iyi Trabzon oynuyor dedik. Bunu defalarca söyledik ve bunu eleştirin bir insanı eleştirdiğin zaman o insanla ilgili bir kötülük istemiyorsun aslında. Ya yani bu, bunu insanların anlaması lazım. O eleştiri böyle bir şey değil. Şimdi e, Valerian konusu da böyle, milli takımın hocası da böyle. Burada biz bu eleştirileri yaparken kimsenin görevden alın. Kuntz, Stefan Kuntz gitsin, Sergen Yalçın gelsin, Valerian İsmail gitsin, Şanol Güneş gelsin falan. Böyle bir derdim yok benim. Stefan Kuntz ile ilgili de bir paylaşmışlar, tweet atmıştım. 3 yıl lazım diye. Stefan Kuntz'a. Hala da bu arada 3 yıl lazım. Çünkü bu futbol ikliminde bir sabır lazım bir şey oluşturmak evet. istiyorsan. Ama bir de hayatın gerçekleri var Veli. Ya sen Faryo adalarında Lüksemburg'a yenilirsen <laughs> Klopp da olsan, Guardiola da olsan eleştirilirsin. Bu hayatın gerçeği. Artı bir de geride kalan sürede bir şey oluşturulmaya çalışıldığını e, görüyor musun? O da var yani. Mesela. Artı şu da var. Bak ben sana bir söyleyeyim. Ee, kimse kendi fikrinin kölesi olmasın. Ben kendi Zer. fikrimin kölesi değilim. Zer. Ben yani bir yıl önce Valerian İsmail gelsin. Valerian İsmail kötü değil. iyi, başarılı vesaire demişim. Adam ışık vermiyorsa veya Stefan Kuntz veya başka bir oyuncu. Işık vermiyorsa şey mi diyeceğim? Olmaz. Ben haklıyım ya. Ben bunu söyledim. Ölümüne savunuyorum. Yani kümede düşse milli takım. işte Beşiktaş 10. da olsa ben bunları savunacağım falan mı demem lazım? Ya insanların düşünceleri kesinlikle yaşadıklarıyla beraber şekil alabilir. Çok normal bir şey bu. Vay onu söylemiştim, bunu söylemiştim falan filan. Tabii ki düşünceler de değişecektir bu arada Tabii yaşadığın şeyle ilgili. O yüzden Valerin İsmail ile ilgili eleştirilecek çok şey var. Fikriniz değiştiğinde Şu bence kendi çizi atıp Ben de bir kendim Yap yap, yap, yap şey yapmayın. Bence hani bunu bay ben zamanında böyle söylemiştim. O yüzden bunu savunmam lazım. Kendi içinde saklayayım ben bunu demeyin ya. Ya hata da yaptım fikrim yaptım değişti değil diye ya. ya. Valeri yani. İsmail so, Valeri İsmail olmalı. Doğru tercih dedik. Adam geldi 10 maç kazanamadı. Ben şey mi diyeceğim? Arkadaşlar bir 20 maç daha kaybesin bekleyelim mi demem lazım? Yani olur mu canım? Ya sonuçta olmadı. Bir ışık vermesi lazım ki savunalım. Ya öyle de bizim yapacağımız eleştirinin altını doldurabilmek yani, yani şimdi doneleri vermek yani arkadaşlar, burada. Arkadaşlar bizim programımızın zaten en önemli özelliği yani sokakta bizi e, çevirdiklerinde işte bize e, pozitif anlamda ilgi gösterdiklerinde bu arada tabii ki şunu söyleyelim. Sayın Genel Müdürümüz, sayın koordinatörümüz yani onlara da teşekkür ederim. Bu imkanı bize dere veriyorlar burada. bizi çevirdiklerinde ileri üçlü dediklerinde bizim tabii bizim her programımız öyle de hani bize işte o tarafsız yorumlarınız yani diğer takım hani beni bir Trabzonspor şeyine koyup diğer takım taraftarların da bana olan sizlere olan ilgisinde hep o bir tarafsızlık var. Arkadaşlar hata yapabiliriz. Yani dediği gibi Fırat'ın Valerian İsmail doğru tercih eder. Oyun planını da anlatır. Oyun şeklini anlatır. Yaptığı başarılardan bahseder. Şunu yaptı, bunu yaptı der. Türkiye'ye gelir tutmaz. Türkiye'de ne hocalar gitti? Hiding gitti ya. Hiding gitti. Hiding. Hani Sayın Ali Koç diyordu ya. Jesus için Türkiye'ye gelen 10 hocadan bir Hani ben de Rauş örneğini, Sayın Ali Şen'in evet. Rauş örneğini gösteriyordum. 8-0 yenildiğimiz yıllarda Aintra Frankfurt'tan Rauş'u getirdi. UEFA kupasını kaldırıp Sayın e, Alişan tutmadı. Fenerbahçe e, az daha küme düşüyordu onun döneminde. Şimdi bunlar olabilir. Bunlar var. Ancak şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Mesela bir Kayseri Trabzon maçından sonra birçok yorumlar yapıldı. Şimdi bir şey söylüyorsun tersi yok. Sen şu sen Galatasaray'sın. Zaten İdman Ocaklı'sın sen. Sarı kırmızı. Biz seni tanıyor biliyoruz. E İdman Ocaklı'yım. Evet. Ne var? Yok Galatasaraylı'sın. Yok Fenerbahçe'lisin. Beşiktaş kongre üyesiymişim. Şimdi ya abi böyle, şimdi böyle, böyle bir şey. Ben paylaşım mı geçiyorum? Üç Galatasaraylı, Fenerli, Beşiktaşlı şey ayrı şey. Ben de var? Şimdi şöyle Fırat'ım ya bu e şekilde olmaz. Ben mesela normal. o, o, o normal. Sen. Şimdi oradaki pozisyonda mesela Fırat'ın bakışı başka. Ben de ben pozisyona şunu söylüyorum. Benim zaten yani Ümit Öztürk'le o yani bir türlü Ümit Öztürk'ü hani bir yere koyamıyorum. Ben anladım o Hı. Galatasaray maçındaki o televizyona baktıktan sonra bak. Hı. Ben Deniz Ateş Bitnel Galatasaray Trabzon maçında ben Deniz Ateş Bitnel hata yapmıştır şudur. Bazı da orada Trabzonspor'da üzerinde böyle ilk parmak sallaması falan da filan da ama, ama şimdi de, televizyon ekranına bakıp da Trabzonspor'a o penaltıyı çalmadı mı? Ben senin ne yaptığını biliyorum Ümit Öztürk. Sen orada Trabzonspor'a diyorsun ki ya sen çatladı kapı sporsun ben bakarım televizyona vermem bana da bir şey olmaz. E oldu mu olmadı mı gördük. Ha, buradan kokartı alırlar ondan sonra <laughs> gider. Yıllar sonra o maça geldi. Hı. Çok da iyi maç yönetti bak o pozisyona hariç. Bak ben onun için ne diyorum biliyor musun? Türkiye'nin en yetenekli hakemler, hakemi Ümit Öztürk bana göre. Ama kendine yazık etti Ümit Öztürk. Orada da bak çok iyi maç yönetti. Bak gerçekten Ha o penaltı pozisyonuna yakındı. penaltı pozisyonuna kadar. Ben de şöyle gördüm. Ben de dedim ki ya arkadaş. Şimdi <laughs> ya aynı pozisyonda. Aynı pozisyonda. Trezeguet'e sarı kart verdi. E, Onur'a vurdu. Çünkü hani FIFA ne diyor? Aşile vurdun mu çat kırmızı. Hemen formayı çektin mi sarı. E, dirsek vurdun mu sarı. Şimdi aynı pozisyonda vurdu. Ben de tabii. Ondan sonra pozisyonu ben de penaltı olarak gördüm. Ancak pozisyonun öncesi, ha öncesi hakemlik bir şey. Biz arkadaşlar o kadar da değil. Yani o ağır çekimde göründüğü zaman öyle de değil. Sen onu geliyorsun, sana kaç açıdan izlettiriyorlar. Ve bunu ben ilk kez söyledim. Bilal abi bugün yazmış ama ben daha önce söyledim. Hı -hı. Çağırdı Özgüç Hoca. Ona dedi ki, hocam izle böyle bir pozisyon var. Hocam başı da var. Dedi. E Şimdi burada bizler başı da var dedi mi? Evet, başı da var dedi. Niye vermedi? Hocam, pozisyonu orayı dinlemeden döndü pe? Niye? Hayır. He? Niye göstermedi o zaman o kısmını? Vardı. Bilmiyorum ben. Vardı o kısmını göstermedi Ümit Öztürk'e. Ümit Öztürk'e sadece konu çok dağılış. Ben şimdi döneceğim evet. tekrar da. Ümit Öztürk'e sadece o faul anını gösterdiler vardı. Orada Ümit öztürk bence hatası B yok. Böyle bir şey. Ben Ümit Öztürk hatalı falan yok Burada biz... Orada Özgür, şey, Türk, Alp, Özgür Türk Alp hatası Türk yani hatası yani. Eğer böyle bir şey yoksa o zaman tabii ki Özgür Türk Orada gösterdi sadece o faul halini gösterdi. gösterdi. Ama Öncesini gösterdi. Ben orada ikili bir mücadele var. Ben hiç çıkamıyorum. Ben söylerim abi. Bana en çok Trabzonlular tepki gösteriyor. Söyle, ben, ben söylerim, söyle, söylerim ne abi. abi ne ben diyorsan, ne her yerde söylerim. Öyle şey Onun için mu? şimdi şunu, son cümlem. Abi bak bu teknolojiye çok fazla kendimizi kaptırdık. Bak bu teknoloji bizim ee, bizden çok şey kaybettirdi Yani düşünceyi kaybettik arkadaşlar Ya bir şey oluyor iki satır okumuyoruz Ya Google'a bakarım bulurum diyorsun Bu olmaz Bak 5-10 sene sonra bu teknolojinin bir fişi çekilse var ya İlk insan çağına döneceğiz ya Hiçbir her şeyi kaybettik yani Valerian İsmail'in eleştirilmesi doğru mu? Fırat Güneyer ee, Yani e, sen de eleştirenlerdesin demiştim Evet, evet e, yani derbinin sonucuna bağlı olarak mı sen daha çok eleştiriyorsun? Eleştirenler de aynı şekilde mi? <laughs> şimdi neden puan, eleştiriliyor valahi? bak hocam puan tablosuna bakıp da bu kadar eleştirilen başka hoca olmayabilir. Liderle puan farkı kaç şu anda? Ya, şu ya da, söyleyeyim. Ya da üç Adana Demirspor şu an maç fazlasıyla Hı -hı. lider oldu 18 puan. Tamam. Beşiktaş yenerse 18 oluyor. 9 maçta 18 oluyor aynı şekilde. Adana tamam. Demirspor da maşallah bugün Evet. Hakemler vardan, içeriden, dışarıdan. Şimdi birazdan konu alması çok, çok dağıldı evet. konu. Şey yapalım. Tekrar söyleriz. Yani kazanırsa ne oluyor? Yukarı mı çıkıyor? Lider li, liderlenir. Yani diğer maçta Tamam, diğer ma yani, tamam. sonuçta olabilir yani. Zirvenin, yer, zirvenin 2 puan falan gelse değil mi Beşiktaş? Evet, evet, yani sonuçta buna rağmen her hafta çok yoğun şekilde hoca tartışılıyor. Bu zaten çok normal bir durum değil bir kere. Bir bunu söylemek lazım. Yani her <laughs> maçtan sonra Şenol Güneş'in için TT olması falan çok normal bir durum değil. Ama ortada bir oyunla ilgili tabii 3 maç kazanamaması, büyük takımın 3 maçtır galip gelememesi bir elbette handikap ama bir oyunla ilgili problem var camia gözünde. Çünkü az önce bahsettiğim gibi bu tarz camialar hücum istiyor. Bu tarz camialar gol istiyor, direkten dönen top istiyor, işte bol şut çekilsin istiyor, baskı istiyor. Bu tarz camialar kara gümrük maçı gibi oynansın istiyor. Sivas Spor maçı gibi oynansın istiyor. Beşiktaş'ın işte o iki maçında mesela herkes acayip bir işte Premier takımı gibi. Premier Lig'den 7 oyuncu var. Acayip basıyor ediyor. Herkes o oyunu istiyor ve oyun olmadığı zaman tepki oluyor. Şimdi burada iki yönden bakmak her lazım. Her maç oyun olabilir mi? Olamaz. Şimdi iki yönden bakmak lazım. 1941 yılında Şeref Stadında Beşiktaş galip durumdayken hücum ediyor. 1941. Bundan ta kaç yıl önce? 80 sene evet, falan. Balıkçı Mehmet Galim var. Balıkçı. <laughs> İyi Beşiktaşlı. Diyor ki kartal gibi saldırıyorlar diyor. O gün kartal hikayesi çıkıyor. Hmm. Yani Beşiktaş taraftarı bu bir gelenek. Hmm. Beşiktaş taraftarı hücum etsin istiyor, bassın istiyor, gol pozisyonuna girsin istiyor ve bunlar olmadığı zaman da bir problem çıkartıyor. Bundan mutsuz oluyor. Bir oyun görmek doğru istiyor. mu bakış açısı? Ee, bu, ama bu bir doğru veya yanlış olması bu bunun gerçek olması önemli. Hmm. Yani 100 yıldır böyle. 120 yıllık şeyi sen ben değiştiremeyiz. Ya yani bu bir ama oyun isteyeceğim. Şey Sezon başı böyle oynuyordu zaten. 3-4 maç böyle oynadı doğru. Ama yani Sivas, Karagümrük, her maçta Alanya, boyayamaz. 10 kişi kalıncaya bak, kadar 3-0. Bak Metin Tekin volede bir şey söylemiş. Dinlemişsindir belki. Gördüm. Ee, bir kez giriyor Fenerbahçe senin sahana diyor. 50 bin kişinin önüne çıkıyor diyor. 40 bin kişinin. Onda da temkinli bekleme. Bas kardeşim diyor yani. Haklı. Çünkü bakış açısı Beşiktaş'ın bakış Beşiktaş taraftarının camiasının bakış açısı bu. Fenerbahçe'ye karşı. Beşiktaş denedi Temkinli oynama istiyor. kez o düştü. Şey olur ya? İlk, ilk, yarı, ilk kere ya. kez. Ne demek yani? temkinliyor bu temkinli bir oyun mu nedir yani olur mu sadece ilk yarıda 6 şey kez ofsayta kalandı hatta birinde gollü de buldu Hı. Offside'dı zaten doğru olandı iptal olması ya şimdi belli başlı istatistikler var işte rakip ceza sahası 45 dakikada 2 kez girilmiş. Topla 2 kez dokunulmuş pardon. Şimdi bol tarafından mı bak Fenerbahçe'ne kadar ama geldi zaten sana? işte zaten ne taraftan baktığına ben bu arada bunlar doğrudur demiyorum Eleştirilerin sebebini anlatıyorum. Anladım, yani anladım. bir oynanan futboldan dolayı bir mutsuzluk var. İstanbul Spor maçını mesela doğru düzgün kimse açıklayamaz İstanbul Spor maçında yaşanan puan kaybı. Bence doğru. hocanın ha. kulübede olmamasının çok etkisi var. Olabilir. Sırın da etkisi var. Olimpiyat da etkisi, de. var. Fenerbahçe maçında da Fırat bir şey söyleyeyim. Yani, yani şöyle şimdi bakın Jesus kadar şu anda özgüveni yüksek camiasının destek olduğu taraftarın inandığı basının inandığı biri var mı? Yok. Yok, yok, yok. değil mi? Yok. Likte yok. Hı hı. Ya Jesus da Beşiktaş'tan çekindi. Beşiktaş'ta tedbir aldı. Beşiktaş'a önlem aldı. Doğru. Yapmayın ya Fenerbahçe. İlk defa ne demek? farklı bir oyun oynadı Fenerbahçe. İlk kez. Fenerbahçe'ye ne demek yani şey tedbir almayacaksın. Basacaksın. Bir dakika burada bir oyun oynanıyor. Burada bir plan. Yani arkadaşlar Valeran İsmail'i tamam eleştirdik ettik ama o kadar da değil. Yani bu bu da olur mu yani? Sen <laughs> çıkacaksın. Evet. Metin abi kusura bakma da senin senin dönemindeki takım olsa tamam anlarız yani. Rıza, Şifo, Metin, Ali, Feyyaz anlarız ama burada bir takım oluşturuluyor. Ve sezon başı kırılganlığından çekinilmesi gayet doğal. Yani Beşiktaş'a bir haksızlık var burada. Ben yani ben bu, söyleyeyim. bu cümleyle Beşiktaş henüz o yıkılmadı, düşmedi, vasat görünmedi ki Beşiktaş sezon başı o oynadı. Başakşehir maçını başına... kötü mü sence Beşiktaş? Bence kötü değildi. E tamam geriye bir tane maç kalıyor. İstanbul Spor Maçı. Ya, İstanbul Spor Maçı. Bu ya. ama şöyle bir şey var. A, Hoca ve stadın çok etkisi var. Orada işte Alanya Spor Maçı ile başlayan bir değişikliklerle ilgili bir Doğru, kriz. doğru evet. Geçen sene son maçlarda belli baş evet. maçlarda iyi oynanmaması. Bu sene 3'lüden 4'lüye geçiş süreci hazırlık maçlarında bile. Abi Sampdoria hazırlık maçı yapıyor. Ve çok kritik maç belli olmaz falan deniyor. Yani Düşün ya bu zaten bir kredi problemi, güven problemi yani var evet, hoca, şey. o bence de yani. e, bu ne yazık ki bu Beşiktaş'a zarar veriyor bu arada. Bence yani de. her maçtan sonra aynı tartışmanın yaşanması, her maçtan sonra e, gitsin denmesi çok normal değil. Bu arada şunu da söyleyeyim. Gitsin diye sosyal medya acayip ikiye bölünmüş vaziyette Beşiktaş. E gitsin diyenlerde, kalsın diyenlerde de Beşiktaş düşmanı falan değil. Çünkü birbirlerini düşman çıkıyor, olarak e, ilan de, ediyorlar. Yani şey yok. Şenol Güneş'i isteyenler öbür tarafa çok kızıyor. Şenol Güneş'i istemeyenler vay efendim Valeriancısı sen diyorlar. Böyle bir şey değil. Herkes sonuçta taraftar kendi takımın başarısını istiyor. Böyle bir bölünmüşlük de doğru değil ama e, bir güven problemi var ve bu güven problemini ben Beşiktaş'a zarar verdim. Mesela şu an bazı mesajlar gelmiş ileri üçlü etiketine. Duran Bey diyor ki bence Valerian İsmaille bu iş olmaz diyor. Mitat Bey diyor ki e, yazık oluyor Beşiktaş'a, yazık oluyor kaliteli kadroya. Sizce Valerian ikinci devreye başlayabilir mi? Lütfen gerçekçice cevap verinmiş Mitat Bey. Ben sana yani, gerçek cevap vereyim. Buyur. Mitat Bey'e, hem sana hem Mitat Bey'e. Ya ben ee, açıkçası çok erken şekilde hocanın harcanma yani çok erken konuşulduğunu düşünüyorum gönderelim hikayesini. Evet. Devamlı bir gönderin gönderin gönderin. O gün statta da bir uğultu vardı zaten. Memnuniyetsizlik var. Ya, maç bitti arkamda sesi duyuyorum. Go home Valerian diye bağırıyorlar arkamda. Evet. Yani. Bu, bu, çok, çok Bu çok ya. sağlıklı bir, bir şey oldu. değil. Tabi hoca bir Fransız. Hocanın burada çok gazeteci arkadaşı yok. Ee, gazeteci yazar arkadaşı da yok. Ee, onun onunla ilgili çok fazla konuşan eden vesaire içerideki işte problem neyse istedikleri nedir olduğu hangisi oldu bunları anlatan yok. Bir yerli bir hoca olsa ya ben şunu istedim şu gelmedi bunu istedim bir sürü şey anlatır. Bu arada hakikaten puan durumuna baktığında ya nereden baktığına bağlı Veli. Artlara bak Fenerbahçe Ligi'nin en iyi hücum yapan takımı maçta gol bekten 0-50 bile değil neredeyse. Evet. Çok acayip durdurabilmişsin. işte hep oyuncu değişikleriyle eleştiriliyordu. Bu sefer oyuncu değişiklerinde diye su yendi. Son 20 o dakika daha iyi 6 kez rakip ceza sahasına gitti. Bir top direkten döndü, bir top direğin dışarı gitti Beşiktaş'ta. Fenerbahçe bir kez kontratakta o ile seni kalemi gelebilir. E Ce Celal Kulot hoca futbola Fransız yazmış. <laughs> abi çok eleştiriliyor. Yoğun bir eleştiri var yani. Ya işte, Hocanın abi. oynattığı futbol beğenilmiyor. Ee, ama işte İyi bir... çok erken çok erken. Ya ben de erken olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani bu kadar yani yoksa... bu işin ama o soruya cevap vereyim. Beşiktaş Giresun ve Trabzonspor maçlarında alacağı sonuçlar bu işi eder yani. Tabii canım orası ayrı bir bu şey Bu iş ya. Ona, oraya geldi yani şimdiden. Onu söyleyeyim. Yani yani skorla ilgili tabii yani o hayatın gerçeği. Hı -hı. O Premier Lig'de de böyle. Nerede olursa Tuhel gitti ya Tuhel. Şimdi ya yani, sonuç olumsuz olursa yapacak bir şey yok tabii evet. yani. Ama şu anda yani Valerian İsmail için o tablo yani o o şey şu anda yok ki öyle bir şey. Varmış yani gibi gözüküyor hani, ama. E, bana göre yanlış yapar Beşiktaş. Şimdi Valerian İstival daha ligin çok erken. Puanlar birbirine çok yakın. Kimse alıp başını gitmedi. Yani bizim Trabzonspor'a mesela ben bir bakıyorum yani oluşan e, e, oluşulan ortam yani puan durumu olmasa herhalde ilk, sanki 10. 12. 13. gibi Trabzonspor'da yani. Hani Monaco maçın demir mi? Şey olarak şimdi Beşiktaş'ta kaybedilmiş bir şey yok. Yani yakıştıramadığımız oyun İstanbulspor maçının oyunu. Evet. Orada İstanbulspor'a da haksızlık etmeyelim. Çok koştu, çok mücadele etti, çok bastı. Ee, çok bak, istedi. Mesaj Oyun gelmiş. Beşiktaş 88. dakikaya kadar kaleye şut atmadan maç bitiremez diyor Fenerbahçe maçıyla ilgili. E Fenerbahçe de Beşiktaş şut atmadı. Ya bunlar gayet doğal ya Diğer Ardı tarafı mesela, görmüyor kimse. O kısmı görmüyor kimse. Işte o kırılganlıktan bak Jesus'un o kırılganlıktan çekindiği yerde Valeren İsmail'in çekinmesi ve rakibine tedbir alması gayet doğal, gayet doğal. Yani Metin abi sen, Bak, <laughs> seni çok seviyoruz da. Sen hep yani oynadığın dönemlerde Beşiktaş hep şampiyon olmadı ya. Bir mesaj daha yani. Ben Metin Çekin'in açıklamasını yanlış bulmuyorum. Yani, yani ama, tabii fikri var. Bu olmaz ne, şöyle, Bak Çok Metin şey gelmiyor. Abi ben çok seviyorum ya. Ben Hepimiz ki, çok seviyoruz. Federasyon o. Başkanı olsun evet, ya. Yani, evet. şey. Ama Metin açıklaması abi. da bence çok garip. Bir değil. Ama, bence Beşiktaş'ı anlatıyor ya. Beştaş anlatıyor yani. Herkes öyle ya. Trabzonspor'u da sor bana da anlatayım ben de sana Trabzonspor'u. Ben de diyorum ki Trabzonspor geçen sene oynadığı futbolu 90'lı yıllarda oynasaydı bak şampiyon oldu sen ha. Doğru. Seyirci üstten aşağı sahaya doğru, girerdi. Haklısın. Bak sahaya girerdi Hı. diyorum. Haşim Bey diyor ki "Galatasaraylı bu olarak yani. düşüneceğim." diyor. Gezer sakatlandı. Josef yoktu. Üstüne Fenerbahçe derbisi evet. bu sezonun başından itibaren bana göre İlk 4 hafta takımın en iyisi olan Enkudu da yok. Doğru. çok. Zaten doğru. çok geniş bir kadron da yok. Ki Enkudu var ya arkadaşlar bak oradaki maçta Enkudu olsaydı Fenerbahçe'nin işi çok zordu. Katılıyorum. Çünkü oynattığı sistemde dışa doğru bak arkadan ziyade bak Jesus'un sistemini ve offside taktiğini e, bir şekilde alt edersin çözersin. O da içeri doğru değil dışarı doğru kenara doğru oynarsan zaten en uzun... çok 17 zor... evet. zorladı evet. o yüzden. Dışarı doğru oynarsan e, Jesus'un sisteminde sıkıntı olur. Yoksa içeride o gegen pres diyorlar ya kaybedilen topta ve alanı daraltarak çok iyi kapatıp doğru presi yapıyor ama Alperen Bey diyor dışarı ki dışarı çıktığında hı. çok ve oluyor rakip. Başakşehir'e karşı pozisyon vermedik. Evet. Neden eleştiriliyor Neresinde diyor. Bakarsan... Çok önemli iki rakipten bahsediyor. Hı. Yani, yani puan işi yani ya, var. Ya, i̇ki, i̇ki türlü de var. Ha, İkisi de is geliyor. İstanbul Spor Maçı'nda da gol beklentisi çok düşüktü. Alanya Spor Maçı'nda hakemin çok büyük hatası vardı ama 3-0'dan 3-3'e onu taraftar onu kabul edemiyor. Yani çok, çok büyük bir hata ya. yaptı orada kesin. Allah'ın maçı büyük, büyük hata yaptı. Ya bir sarı kart yapmayın arkadaşlar ne? ya. Bir sarı karttan şeyi, Yasin Kol'u diyorsun. Onu demiyorum ben. Valeri yani. İsmail Değişik Orada hata yaptı diyor. Orada sarı diyorum. kartta yani. Ben hakim bana göre hata da hakim de. Ben kim demiyorum. Yani, de. kol yani de. işte, Yasin Kol'a yıkmaya işte hoca, gerek yok. İşte hoca ile ilgili belli başlı kriterler var ve bence en büyük sıkıntısı bir kredisi yok hocanın. Yani şu Sivas Karagümrük başlarındaki gibi bir 4-5 maç yapabilse Beşiktaş bir seri yapabilse o, o kredi oluşacak ama onu oluşturamadı. Ya artları evet. hoca'nın artları bak yok değil. Fiziksel kalitesi arka tarafı çok iyi tutuyor. Standart bir kaleci performansı olsa ben size söyleyeyim 5'lik puanı belki 18-19 olacak. Kalecide şey de form sana. Ve Gezal gibi sen şimdi Gezal'ın son maçta maçı anlattın değil mi? Evet. Gezal'ın etkisini gördün değil mi? Görmez misin? Bu adam bana göre de ligin en sahaya etki adamı kaç maç? Altı maçtır yok. Yani, Net yani, sihirbaz ya. E, şimdi böyle bir oyuncun en formlu yok. Formda oyuncusu Enkudu. E, formsuz. Yok. Kalecilerin formda değil. Enkudu. ya yani birçok Joseph beş var. 5 hafta yoktu. Burada olur, bir... Beşiktaş işte, beş için çok erken. Bak bu sorunlar yerli hoca da ol, olsa belki bunlar konuşulur. Belki oyunculara tepki olur falan. Şimdi hocaya yabancı hocaya vurmak daha kolay. Ay, hep ben Bırak, Sadece şey. benim eleştirdiğim... Ama bir, oyun, bir, a, eks, bu arada eksikleri de var ha. Yani bir, hocanın bir, eksikleri var. Bir noktayı var. ben, var, ben var, yani. eleştiriyorum. Ee, hani az önce Jesus için dedim ya adama Alanya maçında şov yaptı. İlk yarı çat önde bastı. ikinci yarı çat topa sahip oldu. Ben ikisini de oynarım dedi ya. Beşiktaş'ta ikinci bir oyun planı yok sanki. Sanki Vegors bir kurulmuş kocaman bir çatı var. Yani Vegors'uz bir oyunu bile deneyebilir Oyuncu'sun bak. Hep sakatlıklar cezalar bak, oldu bak. o yüzden. Şey Veli, Veli. Veli, bak. Redmond daha yeni fiziksel Şöyle olarak... yapabilir bak Veli. Mesela Beşiktaş maçında Fenerbahçe maçına baktı ki o Gustavo iyi tuttu. Ve Gorsi ki ikili sıkıştırmaya çok, iyi, evet. çok geldi Fenerbahçe. Doğru doğru. Başakşehir'de aynısını yaptı. Doğru. Bak, i̇kili sıkıştırmaya geldi. Olmadı. 70'te Muleka Cenk Tosun 4 4-4-2'ye, 4-1-3-2'ye dönebilirdi. Zaten kenar oyuncularında... Ama ne oldu? son 20 dakika oldu. iki tane pozisyon yakaldı mesela bu. Olabilir. Atıyordu. Belki Cenk Tosun gol atacaktı. Hayır, Vegor son kafa kuruşu direğe çarpıp içeri girse bunlar bitti. Bunlar futbolda var ama sadece... Valeri İsmail kral, Vegor kral. Tamam hep doğru ama bir başka oyun planını da bize göstermeli diye düşünüyorum. Katılıyorum. Orada en fikrim aynı seninle. Ben evet. De aynı şey düşünüyorum. Peki. B planı sorun. olmaması evet. çok büyük hata. B planı olmaması belli başlı maçlarda oyun kilitlendiğinde bir çözüm arayışı olmaması. Hatta belli başlı değişikliklerde belki isteklerini yapamıyor ama şunu da unutmamak lazım. Gezal gibi bana göre ligin en önemli oyuncularından bir tanesi haftalardır yok. Kalecileri çok formda değil. Redmond yeni yeni kendini bulan. Deli Ali yeni yeni işte uzun süre oynamayan kendini bulan oyuncular var. Birçok problem var. Eksikleri var ama şu halde olacak da yani ligin şu haftasında kaçıncı hafta değil 8. hafta sonunda da yani gitsin denecek de bir durum var mı çok emin değilim ya. Bu arada biraz fazla yükleniyor gibi mi geliyor hocam. Ben de eleştiriyorum. Bu arada eleştirmek de gitsin demek değil. Ben eleştiriyorum. Ama ben Sayın Başkan'ın bu arada devam edeceğini düşünüyorum. Tabii zaten öyle bir açıklaması var. güvenimiz tam Şehitliği hmm. bir açıklaması oldu. Galatasaray'a geçiyorum. Geçelim. Galatasaray'ın e, kadro planlaması ben birkaç haftadır ısrarla söylüyorum sezon başı kadro planlamasında çok iyi transferler yapılmasına rağmen artı 3 kuralından yola çıkarak bir yorum yapıyorum. Ciddi anlamda hatalar yapıldığını düşünüyorum. Ve hatalar yapıldığını bugün itibariyle Barış Uruslan görüyoruz bence. Değil mi ben ne söyledim? Artı 3'te neden alternatiflerini oluşturmadı Galatasaray ve Okan Hoca? İyi oynuyor ama ikinci oyun planı olamıyor. Neden yapılmadı bu oyun planı? Yoksa Galatasaray iyi oynuyor bence bu arada yani. O da ayrı bir konu. Bak, şey söyleyeyim mi? Şimdi sezon başı. Bana göre bu transferlerin çoğu, çoğunu ben hani hoca mutlaka onay vermişler ama özellikle hücum hattında Çünkü Okan Buru ben yani çok iyi takip ediyorum, seviyorum da. Çok seviyorum gerçekten. Hem de ayrıca da hemşerimdir. Trabzonludur. Ee, oyun planını da biliyorum. Asla böyle hücumcularla oynamaz. Asla. Bak bu üçünü var ya bak. Bu üçünün hiçbir şekli onun oynattığı oyun sistemi. Bunu daha önce söyledim. Kurgusuna uygun değil. Asla. Ama takım farklı burada. Farklı. Heh, camia farklı. Camiya farklı ama... Şimdi bir camia farklı da Başakşehir'i bu camialara karşı şampiyon yaptı adam yani. Tam yaptı. yani onu da söyleyelim şimdi. Şunu söyleyeyim. Yalnız bak bir teknik direktör Erol Bulut da aynı hatayı yaptı Fenerbahçe'de. Şimdi diyor ki onu ben istedim de bunu ben istemedim de şunu istedim. Bu... Öyle bir şey yok. Sen Fenerbahçe teknik direktör oldun sen de Galatasaray teknik direktör oldun. Özellikle takım mühendisliğinde takım kurgusunda senin ağırlığın olmalı çok net gözüküyor. Şimdi sen bir kere bu üç, iki de bir, bir de bu bu, 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 şunu çıkıp söylemeli artık. Kendisi kaşımamalı. Ya bu üç, sekiz artı üç var ve var olacak son düdüğe kadar, bu sezon bitemine kadar bu var. Yusuf Demir işi Allah'a şükür biraz azaldı. Bir an sonra Erdem Bey bir daha bir ısıttı koydu e, Yusuf Demir'i. Bu yok, bu 2015'te çıkmış bu kural bir şey yok. 8 artı 3 de var hocam. Bu normalde bu sene 7 artı 4'tü. Hmm. Sen dua et Fenerbahçe ile Trabzon'a ikisi birbirini yemekten burada ikisi birleşip de hop bir dakika deseydiler. Hop bir dakika deseydiler ne oluyor ya? 7 artı 4 bu devam. Bir dakika deseydiler 7 artı 4 olurdu. İkisinin de yerlileri biliyorsun en avantajlı onlar. Hocam sen 8 artı 3'e de sakın ses çıkartma. Sen bıraktın son gün 5 tane, 4 tane, 5 tane yerliyi. Alamadın bir de bunları bıraktın. Ha bunlardan belki bırakılacak vardı ama sana opsiyon oluşturacaklar da vardı. İ, Emrak Baba iki İki Emre'yi niye bırakıyorsun? İki Emre'yi niye bırakıyorsun? Emre Kılıç konusu aynı düşünmüyorum da, bırakmam, da Emrak Baba'yı bırakmayabilir miyim? Bak şimdi o ikisi, ikisini de çok seviyorum. Türk futboluna çok katkısı var ve çocuklara da çok yükleniyorlar. Ama şu tabela kalktığında Emre Kılıç girer, ne bileyim Yunus çıkmaz mıydı? 10 dakika olmaz mı Yok, yani? Emre o... Kılıç olmazdı bu seviyede. Niye olma? Ne olmaz seviyesi değil. varmış Emre Kılıç? E, ya? O gösteremedi o performans ne? çok Hayır düştü ya çok bir... düştü bir yani. Ya opsiyon açarsın yapmaya göz mü? Emre Kılıç'ta açarsın. değilim. Yok, Farklı Beyciğim, düşünüyorum ben olsa yani. Olsa tamam bak. Olsa sezon başında sen Çağat Mert Müldür Çağat Kaan Ayan'ı alırsın. ...tamam mı savunmaya? Sabeki bu sabek kalabalığını da yapmadan. Alırdın oraları da organize ederdin. Bir sol bek alırdın. Ben burada Caner'i alması lazım Galatasaray'ın dediğimde bana herkes opsiyon açıyorsun. Ben olsam devre arası birinci transferim Caner Erkin olur. Bu sistemde Caner Erkin çok önemli Galatasaray için. Uzun atan, arkaya atan, atan oyuncu çok. Galatasaray'ın hep topu götüren oyuncu var. Galatasaray takımı sıkıştığında atmayacak mı santraforuna? Kesmeyecek mi? Hele böyle tek vuruşçu santraforlara topu kaldırmayacak mı? Onun için kurguda bir hata yapıldı. Hataya yani eksik yapıldı. Eksiye rağmen de tuttu elindekilerin birisi tabağını gönderdi. Ben yani. açılmasını bekliyorum. Gerçekten merak evet. ettiğim için söylüyorum. Kazım Can Karataş alındı değil mi takıma? Ümit Milli takımın sol beki bu kardeşimiz. E, son maçta tekme atmaktan e, yorum öylelikle de devam ederse Kazım Can Karataş e, beni çok şaşırttı. Ümit Milli maçta izledim onu. Yani öyle yani Kazımcan öyle sen kendine hakim ol ya. Maçta tekme atmadan duramadı. Onun biraz bayağı eksikleri varmış. Veli, o onu zaman Kolunay Kafkas mı yanlış yaptı o zaman alarak Ümit Milli Yok ya Ümit Milli Takımı alırsın. Ümit Milli Galatasaray bir mi ya? Hayır ama kötü oynadı diyorsun, yeterli kötü değil diyorsun. Kötü oynadı değil. Bazı de, denge sorunu var çocuğun. Ona tekme, buna tekme, ona tekme. Bakma sen Yap o normal... Tamam da. Kardeşimiz Ümit Milli Takım oyuncusu. Genç yani bir ama kardeşimiz. Ama Galatasaray başka Ozan bir Kabak, Fatih Siyye. Hoca Hoca'yı çıkarttı. Penaltı yaptırmadı mı iki maç üst üste? Olur ama Ozan Kabak... Penaltı yaptırdı işi, ya iki maç üst üste. veriyordu. Şimdi Kazımcan da belki... Kazımcan vermiyor mu Işık? Yani, Vermiyorsa niye alıyorsun Ümit yani. Milli Takım'ı o zaman? Ya abi Ümit Milli Takım başka... Bak böyle yine takım Ümit Milli Takım ne? Ümit Milli Takım başka o hazırlık maçı... Ayrıca da diğer Galatasaray almıyor, diğer oluyor. Böyle Galatasaray'a hemen alıp da koyamazsın. ile Galatasaray yarışmadın mı oyuncu için? Ya olabilir ama. Geçen Süper Lig'de oynadı sol hani bekte. Gelecek ye bir yatırımdır. Şimdi burada sen opsiyon açıyorsun. Her hafta bakıyorum. Galatasaray medyasındaki arkadaşlar e, Okan Buruk sol bekte şunu deneyecek sağ. Back. Ya bak her maçta Okan Buruk hiç kimseyi denemiyor. Hep o Aynı yabancılarla, aynı yerlerle oynuyor hoca. Yok canım, Şimdi, dün oynayacak oynuyor iki maçtır. Yok yok. Hayır, hayır, yerlileri. işte Emre diyorlar, Kazımcan diyorlar. Dedi, dediler dedi, Berkan dediler. Şimdi Berkan deniliyor. Ha. Şimdi ben oradaki sıkıntı şurada. Veli hiç Galatasaray, yani Okan Hoca'nın hatasıdır. Orada ha ben Emre Kılıç'ı da ekledim. Sen hani ol, olabilir. Hani ben hani 10 dakikada, 5 dakikada. Tamam, anladım. hani orada bir opsiyon. Hani alamadın ya Veli. Alamadın da kimseyi alamadın. Abi kendi ba opsiyonu kendin oluştur. Heh. Fenerbahçe ha, yaptı, İsmail ba Yüksek yaptı mesela. Ba bari tut o çocuklardan bir tanesini iki tane. Aslında var şu an gençlerde oynayan İstanbulspor maçında vardı mesela. Hamza bak, vardı değil Baran mi? Baran 10 numara top oynadı bak öyle söyleyeyim sana bak yani evet. orta sahadı. Barış Alper maçın en ileriden bir tanesiydi İstanbulspor maçında. Olur o çocuklardan. E de bir, canım, şeylere... bir görelim bakalım bir de, görmüyor musun görmüyor musun ki? Şeyi atladık bak. Yani şimdi Fırat da biraz şimdi bu konuda merak ediyorum. Ya bu çok yük bindi bu Kerem'le Yunus'a. Bak bu çocuklar çok Buyur, neden düştü dedi. performansları sen söyle. Fırat söyle. Fırat tam Fırat söylesin. Ya bir kere Okan Buruk e, sevgili hocamız ben de çok severim Okan ben Buruk. Ben de çok seviyorum. Çok müthiş bir insan. Yani. Evet çok iyi bir insan. Bir daha bence sezon sonuna kadar 8 artı 3 dememesi lazım. Zarar da verir. Hı. Takıma da zarar verir. Yani yerliler sürekli bunun konuşulmasından rahatsız olur belli Hı. bir noktadan sonra. Ya yani bütün Hikaye bizim üzerimize mi? bizim yüzümüzden mi bütün mesele biz miyiz derler. 8 artı bir mesele artık konuşmaması lazım. Yani yönetim konuşabilir. İşte başkan konuşabilir, Erdem Bey konuşabilir o başka ama hocanın artık 8 artı zaten bunun yanlış olduğunu 8 artı 3 sisteminin işte ya da yabancı pasaport hikayesinin yanlış olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Artık, artık bunu sezon başında bastırırsınız. 10-20 tane hoca gidersiniz federasyona. İstemiyoruz istemiyoruz dersiniz. Zaten bunu bu saat konuşmanın Galatasaray'a faydası yok. O yüzden söylüyorum. Doğru. Yani bir, bir şey değişmeyecek. Ee, diğer konuda Barış olduğu katılmıyorum Kazım Can varken Caner Erkin'i almak çok büyük skandal olur çok eleştirilir bence ben öyle düşünmüyorum skandal yani bal. skandal diyorum skandal bence bal. yani böyle ya çünkü yaş itibariyle yani biri çok ümit eden biri Bir de kariyerin sonunda bir kariyer yapmaz bir itibari bir de kariyerinin yani. sonuna yani. gelmiş Caner biri kariyerinin en başındaki bir çocuk ümit veren bir çocuk oyuncular değil ki değil de. değil ama yani orada ay. sol bek ona çaksaydım orada Kazım Canı anlattım Açılımını anlattım ne Böyle üç tane golcünüz varsa bunlara biri atacak. Siz atacak oyuncularla oynamıyorsunuz. Getirecek oyuncu, getiren oyuncularla oynuyorsunuz. Getiren oyuncularla bu santiforlar olmaz. Ya. Buna biri atacak. Burada Kerem'le Yunus'un iyi oynamama sebepleri ki iyi oynamıyorlar mı o da tartışmalı bir nokta da. Buradaki sorun şu. Geçen hafta da bundan yazımda bahsetmiştim. Galatasaray'ın 9 numaraları yapayalnız. Seferović de yalnızdı. Gomis'te yalnızdı. Icardi bir maç oynadı o da yalnızdı. Nasıl bir yalnızlık? Çok, Çok aslında konusunda mı? Şöyle. Eee Galatasaray'ın iki tane hücumcusunun bir numaralı hedefi 9 numaraya top taşımak değil, gol atmak ve asist yapmak. Böyle oynuyorlar ikisi de. Yani hiçbirisinin derdi ben 9 dokuz, 9'u boş to, topu topu 9'da buluşturayım, topu Icardi'yle buluşturayım falan değil. İkisi de topu alıp yetenekleriyle çünkü çok yetenekli ikisi adam geçip şut çekiyor. Adam geçip ince hareketi yapıyor. Çalım atıyor. Bir kişi iki kişi şut çekiyor. Zaten ikisinin meşhur özelliği var. Yani biri sola çekip uzak köşeye atıyor. Biri sağa çekip uzak köşeye atıyor. Kerem bazen içeri dalıyor ama totalde kafalarında hep kendileri bir şey yapmak var. Çünkü yardımcı oyuncu olmak gibi bir durumları söz konusu değil. Çünkü ikisi star, star adayı. Tam Buruk'ta sana destek verip Okan Buruk bugün dedi ki antrenman öncesinde basına konuştuğunda Seferovic ile ilgili olarak hı hı. ona uygun bir şekilde oyun oynadık mı diye düşünmemiz lazım. Oynamadılar. Sadece Seferovic'i eleştirmek ne kadar doğru? Ona top taşıdık mı biz dedi. Oynamadılar çünkü öyle bir oyun bir öyle bir oyun sistemi yok. Yani yok. sadece Mertens üzerinden yani o pas trafiğini takımda yapan tek kişi şu anda Mertens. Ceza sahası yakın o dörtlü içerisinde İki tane çok yetenekli kenar oyuncusu var. Bana göre Türkiye'nin en iyi yerli yetenekli oyuncuları bence ikisi de Kerem ve Yunus ama İkisinin de e, derdi yardımcı oyuncu değil X'te de ya. Problem orada. X'te yıldız çünkü. X'te ben yıldızım veya yıldız olacağım diyor. Ve başka bir iş yapmak istiyorlar. Onlar kafayı kaldırıp ben Icardi'ye pas atayım, ben Icardi'yi gol kalı yapayım falan derdinde değiller. Bu oyuncuları o e, oyuna organize etmek lazım. Yani o, o şekilde oynatması lazım. O o Yapar ya da yapamaz. Bunlara rağmen şey. Barış Ruzi seven, Kerem ve Yunus'u sen kenara alamıyorsun. Kesemiyorsun. İşte onu duyuyorum ben. Yapamadım Neden o. dinlendiremiyorsun? Çünkü ya artı üçte ben onlar olmadığında bunları da kullanabilirim dediğim bir durum maalesef, maalesef çok ben göremiyorum. Çok basit çözüm vardı. Yani Buyur. Merten sol, tamam. Emre Akbaba kalsa orta sahaya Emre evet. Akbaba tamam bitti. Çok büyük bir problem çözülebilirdi. Ben Emre Kılıç konusuna da katılmıyorum. sen aynı fikirde değilim. Emre Kılıç cık, iyi bir atentif evet. olabilirdi yani. Ne Niye? var ya bir 10 dakika, 20 dakika, bir 30 mı? İyi oyuncu bence. Yani Açırdı çok bir... sıkı Ha bir de şöyle çok ha, sıkıştı oyun. Hamza da oynayabilir. Ta yani Hamza da ama Evet evet yani Emre o Kılıç o kadar kötü bir oyuncu değil yani. Hani bir de mesela Galatasaray'da arkadaşlar o Torreya Şimdi o Michu çok dirençli oyuncu. Ben çok beğendim. Ama orada şimdi ne olacak? Olivera mı gelecek kenara? Bence Torreira Michu kesin bozulmaz. E şimdi Juan Mata ya adam Onu soracağım. Juan Mata 11'de oynamalı mı? Kesinlikle oynamalı. Aynı fikirdeyim. Kesinlikle Juan Mata oynamalı. Kim oynamayacak? E buyur şimdi kim oynamayacak? Abi işte bunu... Mecbur Fırat'ın dediğine geliyorsun. Söyle. Bak şimdi bir de senin bir tane yerli de Santifor'un lazım biliyor musun? Şeyi Mertens'i kenara alman lazım bu Aldım, pozisyonda. Aldır. Sol öne. Şimdi Juan Mata varsa oradan o on numaradan çıkacak. Evet. E Mertens'i sol aldığında... Şimdi aç bakalım opsiyonu. Mecburen sol yerli yapacaksın, tartışmasız. Burada kaçış yolun yok senin. Yok. Bir. Sol beki yerli olacak. Artı iki kanattan bir tanesi kalacak. Kerem veya Yunus bir hafta bak, biri kalacak. Belli, bazen Toreriyanın yanına Ama... yerli de koyabilir. Bak haklısın. Toreriyanın yanına yerli de koyabilir bazen. O Michu Toreri kilesi Mata oynayacaksa rahatlatmaları lazım Batıya. Orada haklısın yani. ancak bir şey söyleyeyim bak, hocanın takımda en beğenmediği oyuncu Fanan oldu. Evet. En kırılgan yeri falan oldu. Doğru. Bak o pozisyonda bile Kazımcan'ı oraya monte etmiyor ve hazırlamıyor ve düşünmüyorsa orada eksiklik var. Kazımcan yani belki de bizim bilmediğimiz eksikleri var. İşte ben merak olarak, ediyorum ne olduğunu onu soruyorum sadece. Işte İdman'da hoca görür. Ben mesela İdman konusunda söyleyeyim sana Ümit, merak ettim araştırdım. Ümit Milli maçta izledim elinde satırla geziyordu eski Juventuslu Şeria gibi. İdman konusunda merak <laughs> ettim araştırdım. E ee, konusunda göze çarpan böyle çok kötü idman öyle bir şey yokmuş değil, yani. değil. Dirençli bir çocuk. O bak onun niye çok kaliteli bir oyuncu biliyor musun o bir de o on numaradan dönme sola. Tabii canım. Sol beke. Bak o çok dönme işte sola az önce Lincoln'ü yani. dedik ya. Hani o on numaradan dönme. O rast oyuncu, oyuncu. Abi oynarık girişçlik, Ol, işte, futbolcu ya. İşte ama o riskler alınabilir mi e, bilmiyorum. Faral sen 50 maçta risk alıyorsun ya. İşte bilemiyorsun veli hoca orada görüyor onları da bilemiyorsun ya yani. yani orada da işte bazen antrenmanla maç aynı şey mi sana onu söyleyeyim antrenman yok, performansı bazı performans. oyuncular vardır antrenmanda dökülür maçta farklı dökülcü bilgi istiyorum da söyleyeyim bu arada ya yani. maç yok yok onu demedim ya. hayır söylüyorum ekstra olarak bilgi veriyorum yani e, kötüdür antrenmanda iyidir yani öyle ee, şey açacak. Mata kolusunu Fırat Güney'e de söyledi. ya yani o tartışmasız ya girdi pas kalitesini falan ne hale getirdi yani. Adam sadece çok, topa dokunuşu bile üstten evet, Çok acayip. Yani. Gerçekten. Büyük, büyük, anormal yetenek yani. O varsa Mata fiziken de yeterliyse oynayacak. O, fiziken çözü... çok büyük beklenti içine girmek yanlış olur Mata ile ilgili. Ben hmm. öyle... E... Ama dediğin gibi Torre'yle bir şey olursa arkada Hayır, onu toparlarlar. O, o zaman Mertens'i mi oynatmayacağım? Mertens mutlaka o, oynatmayacağım. Mertens oynayacak bence? Kenara kenara, kenara 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 geldi. Sola ne gelecek? Mu? bu Barış Rüçsel Icardi oynayacak sonuçta bu. Kayseri maçı ile birlikte bu hafta bay geçiyor. Kayseri maçı ile birlikte Icardi 11'de. Bu arada Oliviera bu şablonda hiç oynayamıyor. Oliviera evet yedek kalıyor burada ya. Yani. Çok enteresan. Ağlı yedek. Ha? O da iyi oyuncu. Ağlı o yedek. O da iyi oyuncu ya. Evet. Bayağı iyi oyuncu o da. Ben beğeniyorum. Doğru. Ee, o zaman ya o, oynayamıyor tabii yani. Öyle bir durum söz tabii konusu hocaya oluyor. Hocaya saygı duyacağız. Hocanın görüşü hocanın. Şöyle de olabilir. Üçlü bir orta sahip yap. Mesela önde Mata, Mertens, Icardi yapabilirsin. 4-3-2-1 gibi. Mata, Mertens, Mata nerede Icardi? olacak? Sağ orta saha. Ama o zaman iki yerli iki oluyor. Okan'ı kaleye koyman lazım o zaman. Olmaz yani doğru. Okan İstanbul Spor maçında o yediği gol de tuhaf ya, yol ya. Yol yani. Yani, olacak iş şey değil. Çocuk oynamıyordu ama. oynamıyor. O, tamam oynamıyorsun da. Orta da o gol yemeyeceksin. Ya, ya, bak öyle. sana fırsat gelmiş. İster istemez sonra taraftar bir ya bu golü de yedi işte bak görüyor musun işte bu yüzden bu sıra diyorlar yani. Sen. Yani evet ya ligde de yersen diye endişe ediyorlar. Okan biraz diye. şey kaleci ya. Hadi Trabzonspor'a geçelim. Ee, yani böyle nasıl nasıl diyeyim birinci kaleci gibi hiç olmuyor. Yani o tarz kalecilerin böyle bir uzun uzun oynaması lazım, iyi form tutması için Anadolu'da, uzun oynaması lazım Anadolu'da. yani. Anadolu'da Iyi Orada çok Orada iyi oynar. Evet. Burada zorlanabilir. Ama yani. her bu şeydi. duruma rağmen bu kadar puan toplaması zorlu Antalya Kesinlikle. ve Adana Demir sıcak deplasmanlardan hmm. çıkması evet. e, Konya maçını oynamış olması Trabzon artı aynı şekilde çok önemli e, artısı Galatasaray'ın bu süreçten böyle çıkıyor olması. E, bana şunu seven Vallahi şöyle söyleyeyim önce ben Maxi Gomez'in yaptığı kabul edebilir bir şey değil. tabii tabii Akmen'e geldi biliyor Atay'daki musun Atay'daki atılan var Heh. ya. O Ruben de... Ribeiro ile Max Gomez'in yaptıkları evet. kabul edilir o, o şeyler değil. O de ağır para cezası verdi. Aynı fikirdeyim. O kadar Onun söylüyorum. Lazım. Ağır ceza vermeleri dün, lazım. Dün zaten Abdullah Hoca da çıktı. Ee, ben de orada hani şey yaptım ama şimdi hocayı da e, ben de sonradan baktım. Ee, hakem dedi hem penaltıda hem de kırmızı kartta dedi haklıydı. Evet. Yani öyle sen düşerken düştün falan adamın yüzüne Öyle ayağını niye öyle yapıyorsun daha maçın başı ya olmaz ki. Peki bu yani. mağlubiyet direkt bu kısımdan dolayı 10 kişi kalmasaydı Trabzonspor Maxi Gomez o kartı görmeseydi durum farklı olurdu diyebilir miyiz direkt olarak? Ya o onu şimdi e, şöyle de güç dememiz, ama sen oradaydı dememiz yani. lazım niye? Çünkü bir kişi çok erken, çok erken. ama şu demek değil. Şimdi sen 10 kişi kaldın diye hiç mücadele etmeyeceksin. Adama temas Bravo. yapmayacaksın, istemeyeceksin, ısırmayacaksın. Hırs bir kere bak hayatımda gördüğüm en iyi deplasman tribününü yaptı Çok Trabzonspor ya, taraftarı. Evet. Gerçekten tebrik ediyorum. müthiş daha. O arada Galatasaray'la Beşiktaşlı, Fenerbahçili e, taraftarlar da vardı. Hem de formalarıyla geldiler içinde. E, ama müthiş bir taraftar vardı o taraftar desteğiyle Ma Trabzonspor'da yani bakıyorsun ne bir mücadele ne bir hırs ne bir ya bir dakika hop nereye gidiyorsun demek yok bir şey sen şimdi French Varoch'la oynadın hocaya da onu sordum French Varoch'la oynadın adam da 10. 15. dakikada e, eksik kaldı ama o kadar üzüldüm o maçta ki French Trabzonspor'un golü da biliyor musun? Doğru. 2-0 öne geçti. Bayağı eksik, saldırdı onlar. Eksik 2-0 öne geçti. Fırat 3'ü 4'ü zorlu ya. 10 kişi ve Trabzonspor kontrataktan gol. Top kaptırdılar. Kontrataktan Hı. bir gol attı. 2-1'e getirdi. Sen o mücadeleyi göster de yenil ya. Yenil. Yenilebilirsin. Burası Avrupa. Türkiye'de de yenilebilirsin. Sen o mücadeleyi göster. Sen onu onu göremedim Trabzonspor'da ve neden isteksiz peki bu sene? Bilemiyorum. Bu Kopenhag hocası şampiyonluk bir şampiyonluk sendromu yaşadığı Şampiyonluk kesin. sendromu. Zaten, yani evet, bu şampiyonluktan sonra da, bazı takımlar a, evet. düşer yani. Tabii. Hani elde ettik diye bir de zorlu şampiyonluk. Başkan da düştü böyle bir Beşiktaş'ta Başakşehir'de hı. E, başkan da onu söyledi. Özel röportaj verdi bize sağ olsun. O, o da onu söyledi. Ama şimdi arkadaşlar Dediğim gibi bazı şeyler hani henüz oturmamış olabilir. Bunlar başka bir şey. Ee, ne bileyim yenilebilirsin. Bu da başka bir şey. Ama mücadele etmeme hakkına sahip değilsin. Sen öyle oyundan çıktığın zaman öyle yedek kulübesinde oturmayıp içeri girip duşa girip duş, duşa da girmede öyle otele gitmek öyle olmaz. Kim o? Olmaz. Olmaz. Sen Aksikomez mi? Sen yok. Sen bu takım Bak bu taraftar ha bir takımı da bir, bir haşlayayım şimdi. Arkadaşlar buradan size sesleniyorum. Özellikle yerli arkadaşlar. Bakın o türbinleri bir daha hayatınız boyunca öyle göremeyeceksiniz. Ben hiç görmedim. Ben hayatım boyunca Trabzonspor taraftarı 3-0 mağlup olacak ve takımı alkışlayacak. Ve maçtan sonra takımı türbüne çağıracak. 3-1 mağlup 3-0 iken e, 3-1 iken takımı türbüne çağıracak maç bitmiş sen de gitmeyeceksin öyle mi? Bak Oo, bu ilk ve son yaşadığınız şeydir. O taraftar bir daha da size o muameleyi yapmaz. Abdullah Hoca'ya da teşekkür etmek lazım. Çıktı adam geldi oraya o çünkü o da kırıldı. Geldi taraftara söz rahat olun söz verin dedi. Söz verdi konuştu. Bu olmaz. Doğru. Bu olmaz. Ha, Trabzonspor'da hani bazı şeyler oturmadı henüz ama ben mücadele doğru. konusuna çok canım sıktı. Bu olmaz yani. Ben de sadece bir cümle söyleyeyim. Ee, o da yaptır. şudur. E, ben, şey taktiksel anlamda tabii ki 10 kişi kaldı. Orada bence olay koptu. Ama evet. Yusuf doğru. yazıcı Umut Bozok hamlesi bence ilk yarıda 25. dakikada 30. dakikada bile olabilirdi bence. Onu açıkladı. Ben taktik bilmiyorum. Benim bir görüşüm o yönde. Taktiksel olarak Yusuf'un ileri tek başına kalmasından benim bir kendi açımdan beklenti oluşmuyordu ben de. Onu söyleyeyim sadece ben de Zaten kendimce. Hani... Ama tabii buna bağlamıyorum. 10 ee, kişi kalınca Monaco gibi Benim de bir park. cümlem var. Tabii ben diyorum. her maç oynatırım Umut'u. Umut Bozok değil mi? Ben her seferinde e, söylüyorum Her maç doğru, 11. 10-15 ma maç at 11'e. Doğru söylüyorsun. Aralıksız oynasın. Bakalım ne yapıyor diye doğru. bir görürsün. Çünkü bence e, özellikleri çok fazla olan bir oyuncu. Hatırlıyorum. Çok evet. küçük bir istatistikle geldim buraya. Bunu söylemesem çatlarım. Çatlama. Hemen Trabzonspor'un çok meşhur bir scout ekibi var. Samsun'daki Ümit Milli, iki tane Ümit Milli maçına gitmediler. Belçika'ya gittiler. Samsun 2,5 hmm. iki buçuk saat. Şimdi yanda e, Gürcistan'dan dört tane transfer oldu çok yakında. E, Luka Paykidze e, Bayern Münih'e 18 yaşında gitti. 600 bin euroya Georgi Abouachvili Porto'ya gitti. Yanında, hemen yanda. yanda. Georgi Mamardashvili Valencia'ya gitti. Ve Napoli'deki Kıvarasya Kı Kıvara Kıvara hemen yandan gitti. Abi. Bizim evet. çizgi sınırdan bir saat öteden çok doğru, gitti. Çok doğru. Ve e, Trabzonspor scoutlarından buradan ses yok. Bunu da buradan Peki. hemen eleştiriyorum. Ve selam Bodrum Güllük'te bizleri izleyen, Galatasaraylı e, ki erkek kardeşi İbrahim Hoca da fanatik Fenerbahçelidir. E, Ayşe Oktar Hanımefendiye selamlar. Hasan Tonyalı kardeşim, Serkan hocamız bir ameliyat geçirdi. Şehnaz Hanım'la birlikte hastanedeler. Serkan Kemacıoğlu'na da buradan çok selamlar gönderiyorum. Bizi bu saate kadar izleyen herkese çok teşekkürler. İzleyen tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. 1461 sonraki... FK kamptaymış bizi izliyormuş. Hepsine selamlar. de selamlar. Selamlar 1461 Futbol Kulübü nün...